O zaman böyle parti parti, oyun oyun mu gidelim? BlizzCon'la ilgili beklentileri sonra Bir en genel sonunda bir beklentilerden toparlayalım konuşalım. mı? Okey. Barış. Barış, söz sende. Merak ettiğim şeylerden biri mesela Wall sunumu nasıl olacak? Hani Rezalet falan diye birer bakalım. birer emekliye ayrıldığı için şu anda bu işi yapan kişiler nasıl bir sunum koyacaklar ve bu sefer o işi kim devralacak? En önemlisi de o devraldığı işi hani ne kadar taşıyacak? Benim aslında hani en heyecanlı olduğum demeyeyim ama en merak ettiğim franchise şu anda Diablo. O da yani Diablo'yu nereye götürecekler? Hani League'leri ayrıca konuşacağız ama gerçekten bir tane daha paralı DLC'yi gidip hani artık yerde yatan ata biraz daha mı vuracaklar? Yoksa Tam olarak Beating a Diablo ile Dead ilgili Horse mevzusu var çünkü evet. şu anda. Diablo ile ilgili daha büyük bir adım atıp belki hani oyunu biraz daha nasıl diyeyim? Hani belki free to play'e çevirmek veya daha çok kişiye ulaşabilir hale getirecek bir şey mi yapacaklar? Yani ben hatta daha dün konuştuk bunu eşimle beraber. Lost Ark Online diye bir oyun dolaşıyor. Belki duymuşsunuzdur. 5 senedir hype'ı dönen bir oyun. Nihayet önümüzdeki ay açık beta'ya girecek. Sonra da piyasaya çıkacak falan filan. O oyun mesela bugün batıya pazarlansa Blizzard Diablo ile ilgili bütün planlarını rafa kaldırabilir. Yani öyle bir içerik sunuyor adamlar. Şu anda Diablo tarzı oyunlar olabildiğince MMO'ya yanaşarak, MMO stiline yanaşarak bir sistem kuruyorlar ve artık bunun şeyi çok ilerlemiş durumda. Diablo 3'ün olduğu yerden çok ilerlemiş durumda. Bir ara bir de Lineage Eternal falan vardı. Evet, o da hala sanırım geliştirme aşamasında. Onu bir süredir takip etmedim ama O da yani bayağı güzel gözüküyordu videoları falan da yıllardır bir ses çıkmadı doğru düzgün. Uzak Doğu'dan hep böyle şeyler var zaten. İddialı güçlü oyunlar çıkıyor. Sonra genellikle Kore'den dışarı ya da yani yapıldığı ülkeden dışarı taşmayıp kapanıp gidiyorlar. Taşsalar belki kapanmayacaklar ama demeye çalıştığım şey Diablo 3 şu an olduğu yerde artık bir Diablo oyunu için çok geride kalmış durumda. O anlamda belki oyunu azıcık artık yürütecek hani bize biraz da şuradan para verinden daha öteye gidecek. Yıllardan beri hani insanlar yıllarca 12 sene falan bekledik değil mi Diablo 3'ü? Yani Yani ne zaman beklemeye başladık hatırlamıyorum. Diablo 2'den itibaren başladığımızı düşünelim. 2001 olması 2008 gerekiyor. 2000'de Diablo 2 çıktı, 2001'de şey çıktı, Lord of Destruction çıktı, 2008'de Diablo 3 şey geldi, duyurusu geldi. 2012'de de oyun çıktı. Bu çok tarihli Yani ve kesin konuştum çünkü ezberimde evet. o kadar Çok bekledim ki yakın. ben onu. Tamam, seni baz alarak söylüyorum. 12 sene aşağı yukarı bir zaman geçmiş. O 12 seneden sonra Diablo 3 çıktığından beri de 6 sene oldu sanırım, değil mi? Yani aşağı yukarı. Yani. Tabii. Ama bu 6 senede Diablo 3 yani hem iyi bir oyun sunamadı hem de uzun ömürlü bir oyun olamadı. Yani hani bugün yeni sezon çevirip duruyorlar ama giriyorum hani 15. sezon diyor. Giriyorum 15. sezon işte ödül benim 2. sezonda aldığım Monk ödülünün aynısı. İşte 5. sezonda da onun aynısı Ya da şey varmış. böyle iki katı bounty cash. Yani. Ya ben zaten Diablo hakikaten ben en son kaçıncı sezonda bıraktım bile hatırlamıyorum yani. O kadar zamandır Diablo'ya girmedim. Ya Sezonlarda girince gene bir girip işte bir bu arada tekrar bir dönüp böyle set Pavo falan toplamaya çalışırdım Blizzard'a mı ama. saydırıyor? Kim? Pavo kırdı bir Ya klavyeyi. ben klavyeyi kırmasın diye 2 saattir elimi atıyorum omuzuna ama hiç beni dinlemiyor şu anda yani. İnternette tartışma var şeklinde böyle. Sen ne diyorsun? Biraz önce net şeyden böyle kağıt üzerine not yazdım. Biraz daha yavaş basar mısın o tuşlara falan şeklinde. Yani uzun lafın kısası hani Diablo 4 belki hayal oldu hani ama benim için olmadı. Bir Diablo 4 ümidim var. Yani şöyle diyeyim, Diablo serisinin bittiği yer Diablo 3 olsun istemiyorum. Diablo 3 çok çok aşağıda bir yerde seriyi bağlamak için. O yüzden hani free to play'e çevirip kozmetik satışlardan para getirmeye çalışacakları, böyle işte bu şu anda Uzak Doğu'dan gelen, Uzak Doğu'da pazarlanan MMO tarzı bu şeylere,
oyunlara yaklaştıracaklarını ümit ediyorum. Hiçbir dayanağım yok, sadece ümidim zaten, o yönde. Zaten hani Diablo serisi burada kalmayacak o kesin. Zira hani ben işte bayağı yakından takip ediyorum işte açtıkları iş ilanları olsun, işte yaptıkları açıklamalar olsun. Hani her şeylerini çok yakından takip ediyorum. Hani hangi pozisyona kimi ne zaman aldılar falan böyle hepsi şeyde altı çizili bir şekilde listemde yazıyor. Öyle panoda değil mi? İpler kırmızı ipler falan. Gibi. Ya bir tane yeni bir Diablo 4 yapıldığı çok bariz. Hani o konuda hiçbir şüphe yok. O konuda şöyle bir sıkıntı oldu. Hani bu BlizzCon'un yıldızı Diablo olacak şeklinde bir hype yarattılar. Hatta ilk panel falan Diablo üstünde böyle ya çünkü normalde bir şey normalde şöyle kendi. Bir şey var. O şeyin BlizzCon'un hani main duyurusu neyse evet. Şeyden sonra açılış seremonisinden hemen sonra onun paneli olur. Ve Diablo paneli var. Evet, direkt Diablo paneli. Ve hani bundan yıllar önce dediğim de 2-3 yıl önce falan bir BlizzCon'da şey olmuştu, belki hatırlarsınız. Zar vardı bir goodie bag'in içinde. Ve şey zarın 4 şeyine gelen hani 4 numaralı zarın köşesinde şey vardı. Biraz daha normalden farklı ve farklı bir yerde miydi? Galiba hani normalde 4'ün orada olmaması gerekiyorken işte farklı bir yere koymuşlar. Ama normalde zarlarda yapılan sıkça yapılan bir hataymış aslında. Ama insanlar ondan böyle şey diye çıkarttı işte böyle demek ki Diablo 4 geliyor falan hani böyle. Çünkü hani 4 oradan böyle bağlantıyı kurdular falan. Türkçesi aklıma gelmiyor ama bayağı bildiğim wishful thinking oluyor yaptıkları. Ya biraz wishful thinking evet. Ama hani insanlar bunu bile didik didik edip böyle bundan bile bir şeyler çıkartıp heyecanlandığına göre. Şimdi işte şey yapıyorlar ne bileyim Gear Store'daki şeyleri ürünlerin tanıtımlarında falan böyle 4 tane ürün var. Ve her üründen 4'er tane var. Falan şeklinde mi? Ya gene biraz wishful thinking ama hani Blizzard da bunu hani insanların bu kadar kazdığını bile bile bunu yapıp üzerine bir de bakın Diablo main event falan yaptığı zaman haliyle insanlar bir Diablo 4 beklentisi içerisine girdi. Evet. İnsanlar Diablo 4 gazına gelince de bu sefer işte şey bir de hani şu an arka plan olarak da kullandığımız görselde mesela abi Diablo'nun boynuzunun olduğu, o ana boynuzunun olduğu yerde normalde hep Soulstone oluyor. Bu sefer yok. Bu hani önceki Diablo'lardan birinin artwork'ü olamaz o yüzden. Hani bu tarz şeylerle milleti böyle çılgınca bir galeyana getirdiler. Ondan sonra hani baktılar iş kontrolden çıkıyor ya hani o kadar da gaza gelmeyin hani Diablo 4 duyuramayabiliriz. Hani sizi gaza getirdik ama siz gaza gelmeyin diyor. BlizzCon ne zaman şey bu arada diye sormuş bu arada Megatronus. Cuma günü başlıyor evet. Ve hafta sonu boyunca sürüyor. Ya ben zaten şey hani ben bu açıklamalarından direkt şey anlıyorum. Hani insanların heyecanını bastırmak için de değil baya baya normal Diablo 4 ile ilgili bir haber olmayacak. Ya yani şimdi, en fazla şey diyecekler. Yapıyoruz bitti daha fazlasını söyleyemiyoruz moduna geçecekler. Ya biraz hani şey nasıl desem komplo teorisi şey yapanlar da var. Üretenler de var bunun üzerine işte. Millet BlizzCon biletlerini aldı. Hem virtual hem de bayağı bildiğin hani bu sene Diablo ile ilgili büyük bir event var diyerek bayağı bildiğin tutup da Kaliforniya'ya gidenler falan da oldu muhtemelen. Ve ondan sonra hani bütün planlar yapıldıktan ve işte biletler satıldıktan sonra böyle etkinliğe 2 hafta kala Diablo için bir şey beklemeyin deyince adam ne yapacak? Bir uçak biletini, otel şeyini, rezervasyonunu, BlizzCon biletlerini hepsini geri vermeye çalışsan ayrı bir dert. Evet. Satmaya ya çalışsan ayrı bir dert. Biraz zaten bir dize saydırmak istiyorum. Yani bu yaptıkları sadece Diablo'da da değil bu arada. Hani WoW'da da aynı olaya girdiler. Biraz rahatsızlık verici WoW'da. Bilmiyorum ben. Şey klasik muhabbeti. onu da vakti gelince konuşuruz zaten. Şimdi Diablo'dan konuşuyoruz diye girmeyeyim aradan da. Yani hani bana biraz böyle o biletleri satalım hadi satalım hadi satalım moduna girmiş gibi geliyor bana yani bilmiyorum. Ki beni bu Blizzard'ın çok rahatsız son zamanlardaki şey yani. Şeyi evet. Çok rahatsız ediyor. Hani
normalde böyle şey işte Activision'ın etkisi bunlar diyenlere en başta karşı çıkan kişilerden biri olmama rağmen hakikaten sanki Activision etkisine girmiş gibi bir hali var yani Blizzard'ın ki bu konuda da söylentiler var. Hani Activision'ın normalde hani iç işleri birbirinden ayrı olmasına rağmen Blizzard'ın ana yönetim kadrosunu bir şekilde şey yapıp şirketten kaçırıp filan. Kaçırıp ya düşününce çok da yalan da değil çünkü Rob Bardugo gitti, Madsen gitti, ondan sonra işte daha Morheim. Geçenlerde Morheim bıraktı falan böyle. Morheim demişken ya BlizzCon'u Morheim açmayacak bu sene değil mi ya? O bana bilmiyorum çok ya, belki yani. Belki bir ihtimal son bir çıkıp şey yapar diye de bir umut içerisindeyim. Ya hadi şey çıksa böyle o her zaman dediği şey vardı ya. What a year it has been diye böyle çıksa tekrar. Çok fazla Atölyesin ve Evitel izliyorsun. Yok ya, ama normalde de adam öyle çıkıyor ki zaten her sene aynı cümleyi kuruyor. Ama hadi hani... çok fazla Atölyesi izlemem lütfen rica ederim. Aradayız çünkü. Yok şey sürekli taklidini yapıyor ya şeyin. Ha evet. Ben de az ama izliyorum yani... ama dikkatimi çekmişim. Bir ara çekiliş yapıyorlardı onlar o cümle üzerinden, bir de öyle bir şey vardı. Neyse konumuz o değil. Ama Diablo tarafında ben şeyi bekliyorum mesela açıkçası. Diablo 2 Remaster haberi çıkar mı acaba diye düşünüyorum. O kesin gibi ya. Biraz. Kesin gibi ya. Açıkçası ben hani Diablo 1 artı 2 Remastered umuyorum. Çünkü geçerli sebeplerim var. Hı hı. Goodie Bag'in içerisinde verdikleri Diablo heykeli çok net Diablo 1'in Diablo'su. Hı. Kolunda bilezikler falan var böyle. Bir şey yani komik geliyor bu şekilde söyleyince ama hani o Diablo 1'deki Diablo'nun modeli. Ondan sonra şey Soulstone falan var gene. Bayağı bildiğin Diablo 1'in Diablo'su ki zaten şey geçtiğimiz senelerde de Diablo'nun 20. yılını kutlamak adına Diablo 3'e pet olarak vermişlerdi aynı. Hı-hı. Şeyi. Aynı figürdeki bir Diablo'yu. O yüzden hani böyle Diablo 1'e de bir şey atıfta bulunmuşlar orada diye düşünüyorum. Belki hani bir Diablo 1 Remastered da çıkabilir oradan. Hı-hı. Ama hani asıl tabii oyuncuların asıl beklediği Diablo Remastered haberi Diablo 2. 2 çok net. Evet. O yüzden hani ikisini birden duyururlarsa benim gözümde BlizzCon'u kurtarabilirler. Ama ne bileyim sırf böyle Diablo 1 Remastered falan duyururlarsa muhtemelen bayağı hayal kırıklığı olur. Diablo 3 Remastered çıksaydı. Çıktı. Yorumda gördüm şimdi. Çıktı. Çıkıyor daha doğrusu şey 2 Kasım'da Switch'e. Switch'e ekmez ya. Teknik olarak. Ben Kore oyunlarıyla falan kıyasladım ama... Yani Diablo 2 ve 3'ü konuşurken anmamız gereken bir oyun Path of Exile bence. Yani birazcık bence Path of Exile'ın masaya koyduğu şeyler de Diablo 4'ü yapmak için veya en azından Diablo 3'ü daha ileri götürmek için bir motivasyon olmalı Blizzard'a. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Ama hani Path of Exile'ı savunanlar genellikle biraz da böyle şey hani çok böyle... gaz bir şekilde savunuyorlar. Path of Exile'da o kadar hani iddia edildiği kadar şahane ve muhteşem, kusursuz bir oyun değil. Onun da çok ya sorunları bayrak, var. Ama bayrak taşımıyorum kesinlikle. Yok yok. Sana demiyorum zaten ya. Genel hani şey böyle her oyunun fanları vardır yani. Path of Exile'ın fanları da biraz böyle vokal o konuda. Onu kastettim. Ya mesela şey skill tree'si çok övülüyor. Evet. Fakat aslında hani skill tree de bir yerde çok şeye bağlıyor bence, rutine bağlıyor. Hani çoğu hani çok büyük bir skill tree'si var evet ama çoğu özellik artı 3 dexterity işte artı 7 dexterity bilmem ne gibi hani aynı şeye özelliğe sadece farklı puanlar veriyor. Ya orada sanırım daha güzel gelen şey yani ben oynarken de benim hoşuma giden şey istersen artı 3 dexterity'ye gidebiliyorsun ama Hı-hı. istersen artı 3 intelligence'a da gidebilme özgürlüğü. Ya bence yani... hani her sistemin seni iyi o, yönlerini alıp... Devasa skill ağacında sınırlandırmaması. Hı-hı. Yani işte mage'sin o zaman intelligence gideceksin gibi. Hani mage strength gitmek iyi bir fikir olmayabilir ama ne yöne götürmek istersen karakteri
o yöne götürebiliyor olman da bence o kadar Yok büyük yok, bir o kesinlikle sıkıntıydı. güzel bir şey ama işte şey, Doğru. ne bileyim, artı 3'tü, artı 3 Dexterity'den daha ilgi çekici şeyler olsa mesela Skill Tree'de benim daha çok hoşuma Evet, ona gider. katılıyorum. Ha, o anlamda dedim zaten. Ve bence zaten aynı şey, Path of Exile'ın da bir sürü güzel ve türe getirdiği yenilikçi şey var. Diablo 3'ün de var. Bence hani hepsinin iyi yanlarını alıp kötü yanlarını hiç almayıp Mükemmel bir oyun yapsınlar. yani. Ya Blizz'in huyu değil mi bu zaten? Başka oyunların güzel yanlarını böyle kendine uygun şekilde harmanlayıp çıkarma huyu vardır Blizz'in ya. İşte keşke gene yap, tam onu diyecektim işte, hani yapıyorlardı bunu. Sonra bir şey oldu. Yani yapmaya devam etseler hiç, ben açıkçası itiraz etmem yani. Diablo 3'ün bu arada yetenek sistemi aslında ilk düşünüldüğü haliyle çok şahane bir fikirdi bence. Uygulayamadılar, o ayrı. Evet. Uygulaması kötü oldu. Fakat hani böyle şey, skill'leri kafana göre seçebilmen ve o skill'leri böyle farklı rünlerle daha da değişik hale getirebiliyor olman falan fikri gayet güzeldi. Keşke ilk baştaki fikirlerini hiç bozmasalardı o konuda. Ama işte. Diablo 3 biraz şeyden kaybediyor ya. Çeşit azlığından kaybediyor. Evet, Yani bir de hani şey, mesela fikri şimdi çok güzel ama bir de hani binlerce saat oynadıktan sonra hakikaten artık daha oynayası gelmiyor insanın. Yani bende evet. bile bu oldu ki, yani ben Diablo 2, Diablo 3 çıkana kadar hani çok sık aralıklarla yükleyip oynayan bir insandım. Diablo 3'ü hani o şekilde oynayasım gelmiyor artık. Necromancer'ı mesela öyle çok çılgınca oynamadım. Şimdi bir Druid söylentisi var ki ben hani hep söylüyorum, benim Warcraft'ta da ilk, WoW'da daha doğrusu ilk Druid'i açma sebebim, Diablo 2'de Druid'i çok sevmem ve Diablo 2'de sürekli Druid oynuyor olmamdı. Ama şu anda işte mesela Diablo 3'e Druid getirecek olsalar ben bile meh derim muhtemelen. Zira hani Druid çok güzel, okey, ama hani Ama gene Diablo aynı 3. içeriği yapacaksam o Evet. Druid'le hani ne anlamı var? Ya Diablo'nun aslında mesela Path of Exile'dan en örnek alabileceği şeylerden biri benim gözümde. Path of Exile'da şey yapmıyorsun. Ability'leri, o kullandığımız aktif ability'leri modifiye etmek için kendi içinde bir talent ağacından ziyade şeyler, taşlar kullanıyoruz. Her taşın bir verdiği modifikasyon var. Dolayısıyla kafana göre kombinasyonlar oluşturabiliyorsun. Yani en aklımda kalan haliyle söyleyeyim. Bir shockwave vardı mesela benim karakterimde. O shockwave'i bir tane atma veya üç tane atma veya alevli atma veya dağılarak atma. İşte Yani ne taş takarsam o da tam o şekilde olarak modifiye Blizzard'ın edebiliyordu. işte ilk başta düşündüğü şeyin, rune sisteminin aynısı adeta. Evet. Ama Blizzard'ın neticede uyguladığı şu an Diablo'da bulunan şey işte şu skill'i atıyorsun ve bunu şunlarla modifiye edebilirsin. Bitti. Ne yazık ki. Ne yazık. Dolayısıyla bunu biraz daha esnetseler dahi ya bir de işte oyuna birazcık yeni içerik. Az önce yorumlarda da bir arkadaşımız yazdı. Yani her sezonda yeni bir şeyler getirseler oyunu oynamaya devam ederdik. Ama şu an benim oyunda hani ben oyundaki her şeyi gördüğüm gibi hissediyorum. Yani hani işte az evvel dedin ya bir chest yerine iki chest. Ama o chest'in içinden zaten benim 1000 defa düşürdüğüm eşya çıkacak bir daha Ya da sana. hani şey, farklı bir class gelsin, okey. Aynı haritaları yapacaksın gene. Aynı etkinliği yapacaksın. Aynı yaratıkları döveceksin. Bir yerden Evet. sonra da aynı şeyi hani 1500 kere yapmak sıkıyor artık. Evet. Ki bunu günde 20-30 tane Mephistoran yapan bir insan olarak söylüyorum. Ya benim Zodru'nun düşürmüşlüğüm var. Artık hani o kadar psikopat gibi oynuyordum Diablo 2'de, ama hani şey, bir yerden sonra Diablo 3 sıktı mesela. O yüzden Diablo 2 Remastered'dan biraz da korkuyorum. Ondan sonra Yeniden bir daha asla başlarız cana diyorlar. ulaşamadılar falan. Mümkün. Bilmiyorum ya, benim Diablo konusunda gerçekten zaten hani diyorum ya, kaç sezondur adım bile atmadım. Aynen dediğiniz şey, muhabbetler üstünden yani. Hani aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaktan baygınlık geldi. Bunu diyen benim 8 milyon tane alt karakterim olması gerçeği var, gerçi onu geçiyoruz, ama yani hani
keyif almıyorum. Keyif almadığım için de girmek istemiyorum yani bu kadar basit. Yani dediğiniz gibi tekrar tekrar bir yeni, ya küçük de olsa bir yeni içerik çıksa. Sultan şey demiş şimdi, ben seviyorum aynı yaratıkları dövmeyi. İşte kaç o? 176.789 89. kez Trog öldürmüşüm WoW'da demiş. Ya ama WoW hani sana o Trog'ları o kadar öldürmek için gene farklı bir şeyler veriyor. Hani Diablo bilmiyorum hani o şeyi tüketti bende artık. Bende de. Yani Ben de çok bir de severek yani oynadım. Çok severek oynadım. Oynadığım süre içerisinde. hani Ama hani şeyi fark ettim. Şu an hani bende hatta konsolda falan da var Diablo. İşte geçenlerde Musi bize geldiğinde oturduk beraber oynadık falan biraz. Yok hani o şeyi keyfi alamadığımı fark ettim. şu var bir de Diablo ve WoW'un bize sunduğu şeyler o kadar farklı ki yani o şekilde bence kıyaslamak bile doğru değil. Yani Diablo'da bir aynı şeyi 170 bin kere öldürmekle WoW'da öldürmek birazcık tercihe ve zevke Abi de ben bağlı. 14 yıldır aynı karakteri oynuyorum WoW'da hani. Aynı şeyleri yapmaktan çok da sıkılan bir insan değilim o açıdan da. Yani bir de WoW'un işte şeyi var. Hani WoW'da o yaratığı öldürmezsen gidip yapabileceğin 1.000 tane başka iş var. Ya balık tutarsın en kötü. Ha evet. Anlatabildim mi? Ya şey En işte kötü derken balık tutmak Diablo'da dünyanın en güzel şeyi bir kere, tamam mı? Diablo'da Hayır. Bir şöyle bir şey saniye. söyleyeyim. Hani Dalga geçiyorum ya. tamamen yaratık kesmekten, görev yapmaktan ayrı yapabileceğin işte çiçek toplamak, balık yakalamak gibi şeylerin var WoW'da. İçerik azlığı, Ama evet. ha Diablo'da işin o yaratıkları öldürmek. Ya bir O de şey, yaratığı Rift. 170 bin kere öldürünce Abi Rift dışında bir şey yapamıyorsun ki zaten. evet. Bounty falan yapabilirsin belki de hani Ay bantiler, bak ay. doygunluğa ulaşmak hani benim şu anda karakterlerimde hani Diablo'daki karakterlerimde geliştirebileceğim daha fazla çok fazla bir şey kalmadı. Hani o yüzden biraz da doygunluk hissediyorum o konuda ama hani WoW'da Evet. gene sürekli Evet. karakterine bir şeyler şey yapabiliyorsun, para kasabiliyorsun, şey yapıyorsun. Hani Diablo'da para kassan ne olacak abi? Yani Milyonlarca gold'um var hani hiçbir yere de harcamıyorum onu. token alamıyor İşte alamıyorsun. muyum? Sıkıntı o. WoW'da halbuki hani ne abi token kasmak için bile oynayabilirsin WoW'da hani. Yani evet. Evet. Ay sen şey yapıyorlarmış. Bundan sonra Diablo'daki altınlar da token olarak alınabilecek. Oo, milletin böyle 800 tane token falan aldığını düşündün o noktada Milletin yani. O kafa kadar para herhalde var ya. Tabii çünkü. canım birkaç yüz milyar falandı galiba en son altın. Çok korkunç oluyor, evet. Şey, ya şöyle bir sıkıntı var bir de. Bu hani Diablo'da 3'te bahsettiğim şey biraz Battle for Azeroth'ta da var bak. Aynı hissiyat. Gene oynayasım gelmiyor. Evet. Bilmiyorum hani sizde de o şekilde mi ama bende hani o şekilde bir hissiyat var. Hani böyle bir Ya seni oynamaya iten bir şey olmuyor ve hani böyle girip sıkılıp çıkıyorsun geri. benim yaptığım o şu anda yani hani bayağı bildiğin haftada bir veya taş çatlası iki defa falan girmeye başladım oyuna. Bu arada Diablo eleştirirken bile Battle for Evet. Azeroth'a Çünkü gireceğiz. ama Yok şu yok. da var. Ezgi lafını unutma lütfen. Ha? WoW ve Diablo'yu birbirine o kadar yaklaştırdılar ki her Evet. pakette biraz daha. Yani Diablo'daki Rift, Greater Rift'leri falan alıp aynen WoW'a koydular. Dolayısıyla WoW'la Diablo'yu paralel şekilde gömmemiz de aslında çok tuhaf değil bence yani. Ama illaki Ha, tabii. Onun için burada değil miyiz? ama yok Bu gerçekten arada beni hiçbir şekilde aynen dediğim gibi hani WoW'da da şu anda oyuna bağlayan bir şey yok yani hani yok. Ona da geleceğiz zaten. Şimdi gerçekten. WoW beklentilerini konuşurken o kısma da geliriz. Diablo o zaman leakleriyle zaten paralel gidiyoruz. Bu arada hani 4chan'dan gelen bir leak var. Bu leaklere göre de Diablo 2 Remastered, yeni Diablo 3 DLC'si Druid ve Diablo Spin-off Beat'em Up for Android and iOS Benim şeklinde favorim o bir ya. şey var. Leak var. Ki özellikle sonuncusu çok acayip. Ya bir mobil oyun yaptıklarını biliyoruz. Şaka değil. Hani bayağı bildiğin mobil team falan kuruyordu Blizzard yakın zamanda. O yüzden kesinlikle olmaz diyemiyorum açıkçası. Ama yani mobil oyun yapmaları biraz hani
biz Diablo'yu bu yöne götürmeye karar verdik demek olmaz mı? Hani Diablo'yu ileri götürmek yerine para getirecek yere yöneldi. Ya biraz sanki Diablo franchise'ını şey gibi hani daha iyi bir kelime düşünüyorum bulamam açıkçası. ama gözden çıkarmak Hearthstone nasıl hani doğru mu? WoW'a bir alternatif olarak kendi başına Hı. bir şey olduysa hani bu tarz bir spin-off gene aynı yani WoW ve Hearthstone gibi düşün biraz da. Diablo için de böyle bir mobil spin-off yapabilirler aslında, neden olmasın? Ama Hearthstone'u yaptıkları zaman WoW zaten aktif yani hani WoW'a içerik çıkarmayı bırakıp da Hearthstone yapsalardı o zaman o Hearthstone tutar mıydı acaba? Ya işte şu anda şey zaten hani şöyle bir hani biz de şey yapıyoruz hani Diablo için şu an bir şey üretmiyor değiller. Diablo 3 için üretmiyorlar, evet. Diablo 3 şu noktada artık son şeyine geldi, hayatının ömrünün sonuna geldi. Ama bu bile aslında komple bütün Diablo takımının arka planda başka bir şeyler yaptığını gösteren bir şey aynı zamanda. Umarım. Ya şey hani Lütfen bayağı yani bildiğin artık. Bayağı bildiğin şey yeni Diablo projesi için işte Game Director falan filan diye bayağı bildiğin kişi işe aldılar. İşte ne bileyim Art Director bilmem ne falan filan bir sürü kişi aldılar. Hani yeni Diablo projesi diye bir de. Ve hani şey bayağı bildiğin bu arada bunları dikkatli bir şekilde inceleyen bir sürü kanal ve site falan filan da vardı. Ben de bayağı takip ettim. Bayağı bildiğin yeni teknolojileri kullan. Hani mobil bir oyun için olacak gibi de değil. Zaten ilk başta söylentiler şeyden çıktı. Hani ilk başta Diablo 3 için mi alınıyor bu insanlar işe, yoksa hani yeni başka bir Diablo projesi mi var dendiği noktada istenen o teknolojiler, hani şu teknolojilere hakim olması gerek şeklinde hani gereksinimler oluyor ya. O Hı-hı. gereksinimlerin Diablo 3'te desteklenmeyen teknolojiler olduğundan yola çıkarak yeni bir Diablo projesi var söylentileri aldı yürüdü. Ondan Hadi sonra bakalım. zaten yeni Diablo projesi diye almaya başladılar bir süre falan filan derken. Ya bir Diablo 4 var, orası kesin de ya bu zaten BlizzCon'da en son yok yani. bu BlizzCon'da yok. Zaten Evet. hani şey birkaç ay önce bir video yayınlamışlardı. Birden fazla Diablo projesi üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. Bir kısmını belki hani size sene sonuna doğru gösterebiliriz. Ama hani bazıları daha sonraya da kalabilir gibisinden de bir laf etmişlerdi. Yani günün sonunda şey de yapabilirler. Diablo panelinde işte Diablo 2 Remastered falan filan işte belki mobil oyun falan tanıttıktan sonra en son panelin sonunda işte klasik ışıklar söner. Ekranda şu Roma Keşke. rakamıyla 4 yazar. Ya adeta bir yani. Elder Scrolls i̇şte, 6 değil mi? Ben aslında biraz onu bekliyordum. Sanırım onu yapmaktan onlar da hani bir an bunu yapmaya niyetlendi ve sonradan vazgeçtiler gibi bir izlenim edindim ben. Ya belki de yapar. Hani şöyle bir şey olabilir. Hani çok bir şey beklemeyin derken şu kendi kafalarında şöyle bir şey de dönüyor olabilir. Hani insanlar bizden Diablo 4 ile ilgili çok ciddi bir açıklama bekliyorlar. Ama bunu beklemesinler. Biz belki şey diye düşünüyorlardır. Gene bir açıklama yapacağız biz Diablo 4 ile ilgili ama insanların beklediği kadar büyük bir açıklama olmayabilir. O yüzden onları biraz daha sakinleştirmek için hani. Mümkün. Ama öyle bana bir daha çok şey gibi geldi hani. Hani sanki böyle bir ani bir plan değişikliği olmuş gibi geldi orada. Belki de hani bir şeyler göstereceklerdi. Hani böyle bir title screen vesaire gibi bir şeyler göstereceklerdi ama işte bir aksaklık çıktı, bir şey değiştirmek zorunda kaldılar ve BlizzCon'a yetişmeyeceği belli oldu. O yüzden belki de hani böyle bir damage control tarzında bir şey yapmak zorunda kaldılar son anda. Bütün şey değil mi? Animasyon ekibi tatile gitmiş o sırada. Kimse yetiştiremiyor. Diablo animesi. Diablo animesi şaka değil bu arada. Hakikaten ya, Netflix projesi. Ya şöyle resmi olarak yapıyoruz demediler ama işte şu yanlış hatırlamıyorsam Castlevania'nın falan da yönetmeni çıkıp evet görüşüyoruz ve evet yapacağız falan filan şeklinde bir beyanda bulundu. Hani Blizzard'dan resmi bir şey gelmedi ama Netflix'in bu kadar hani şey bir yönetmeni de boş yere konuşmaz herhalde. Herhalde. Bir Yani. İhtimal onu da gösterebilirler ya da onunla ilgili ilk bilgiler gelebilir. Zira hani bu paylaşım yapılalı çok uzun bir süre geçmedi. Muhtemelen hani daha çok fazla bir şey üretmemişlerdir. Hı-hı. Belki bir konsept tasarımları falan anca. Ha onu diyecektim. Yani belki hani onlar şey Blizzard'dakiler hani BlizzCon için şey videoları hazırlamayı seviyorlar ya. Bu konsept Hı-hı. çalışmalarımızda şöyle oldu falan. Böyle kısa kısa böyle 5-10 dakikalık videoları falan oluyor. Bu arada o tarz bir şey belki hani.
plan değişikliği izlenimine kapılmamın bir sebebi de geçtiğimiz aylarda şey duyurdular. Bir Book of Adria, Book of Cain ve Book of Tyrael gibi yeni bir tane kitap. Daha çok böyle şey Sanctuary'deki yaratıkları falan tanıtan ama işte gene böyle lore falan da içeren bir kitap. Çıkış tarihi ertelendi. Ondan sonra bir de Lilith'i anlatacak bir çizgi roman serisi yapacaklardı. İptal oldu bir anda hani. Ve Blizzard'dan hala resmi bir açıklama gelmedi. Tamamen şeylerden anlaşıldı. Hani Dark Horse Comics falan millet mail attı. Siparişleri falan iptal oldu. Onlar mail attıklarında bu serinin iptal olduğunu öğrendiler. Blizzard resmi bir açıklama yapmadı iptal olmasıyla ilgili. Enteresan. Onu bilmiyorum bak ben. Bakmadım yani. O kadar ben senin kadar ciddi bir Diablo takibi yapmadığım için. Ama bak bunları bilmiyordum mesela. Enteresan hakikaten hani o, bir şeyler böyle bir garip gidiyormuş gibi. Bir anda sanki bir şeyler değişmiş. Hani belki de hani hakikaten bir duyuru yapacaklardı. O duyuru yalan olunca bunları apar topar iptal ettiler. Ve hani daha sonraki bir tarihte duracaklar belki de. Bakalım. Diablo ile ilgili başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de onu diyecektim. Hafiften bir sonraki konuya sıçrayalım mı? Ha, bir sonraki Diablo ile ilgili söyleyeceğim şey bu. Bir sonraki konumuz ne diyor? Bu arada yukarıda... Bence bu arada arkadaşlar şey yapalım. Ben üzerine çok fazla konuşacağımız şey olduğunu tahmin ettiğimden ötürü diyorum bu arada. Warcraft'ı sona bırakalım. Olur, bence. Olur. Bence. Olur. Çünkü onda biz susmuyoruz biliyorsunuz. Başka... Saydırmaktan şeyleri. Kendimizi alamıyoruz. Evet. Bu arada yukarıda Ege 4chan deyip gülmüş de 4chan'ın hani evet çok fazla yalan leak'i de var ama baya Axel Tut'un falan böyle baya bildiğin Heroes of the Storm'un aylarca çıkacak kahramanlarını gayet tutturmuş olması evet, falan gibi gerçekler de var. Ki Mal'Ganis'i de tutturdu en son. Onu da hatırlatırım. Gelelim Overwatch'a. Overwatch, evet. League'e bakacak olursak. Aylardır girmediğim oyun. Benim çok bir beklentim yok açıkçası. Hani ben zaten artık aktif olarak Overwatch'da oynamıyorum. O yüzden League üzerinden gideceğim eğer sizin bir ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Hayır. Muhtemelen aklımdaki şeyleri söyleyecek. O var o şeyde zaten League'de. League'e bakacak olursak. McCree, Reaper, Sombra ve Nemesis adındaki yeni bir karakteri içeren bir sinematik olacak deniyor. Bu yeni karakter Nemesis, Railgun'ı olan bir cyborg olacak diyor. İşte böyle yüksek zıplama, elektrik ağ atma, rejenerasyon ve nük çağırma gibi özellikleri olacakmış. Onun dışında yeni Blizzard World skinleri gelecekmiş. Zenyatta Monk, Mercy, Spirit Healer, Genji Blade Master, Sorceress Symmetra, Fallen Junkrat ki zaten HOTS'ta da var. Kerrigan, Diva, Winston, Primal, Zerg şeklinde. Story Game Mode duyurusu ve detayları gelecekmiş. Sezonsal etkinlikler hani böyle şey. Belli dönemlerde sadece hani yeni PvE görevleri geliyor ya. Onlara bağlı olmayan ve her zaman oynayabileceğin PvE görevleri olacak diyor League. Çok absürt bir şey gelmedi açıkçası bu söyledikleri arasında bana. Hani gayet olabilecek şeyler. Zaten hani şey şu an benim kapattığım şurada bir Reaper diyorum ya. McCree görseli olduğunu da düşünürsek hani McCree ile ilgili bir sinematik gelecek olması çok mantıklı. Ya şey de var bir de hani skinler tarafı beni çok hani heyecanlandıran şeyler olmadığı için ben öyle kozmetik şeylerle pek ilgilenmiyorum yani. Ama hani BlizzCon'un kendi görselinde de özel olarak hani McCree'nin olması McCree ile ilgili bir şeyler olacak. En azından hani şey bile olsa ne derler ona bir animasyon dahi olsa. Bir şeyler olacak demek de. Ben zaten animasyon şey zaten olur hani. Ya standart. Hani ha ya onu diyor, yani diyecektim ben de. Yani başka zaten çok pardon böldüm. Yok. Aynı şeyi söylüyorum. Başka zaten yani. Şu an sattığı bir şey kalmadı herhalde değil mi? Evet. Sinematik. Sinematik bir de yani yeni hero çıkma vakti gelmiş. Yani BlizzCon'da yeni bir hero duyururlar. O Nemesis. Standart. Ya Nemesis olur ya başka bir şey olur yani. Hani illaki bir hero gelir diye düşünüyorum ben açıkçası. Katılıyorum kesinlikle. Onun dışında Jack gelene ama kadar ben oyuna dönmüyorum ya. Ama eğer story mode gelirse o
sürpriz olur işte biraz. Çünkü millet çok istiyordu story mod gelsin, hani şey olsun, kendi özel bir hikaye modu olsun vesaire filan diye. Ya bence o konuda güzel zaten... Güzel olur yani, gelsin. Bence o konuda bir şeyler yapmaları lazım artık. Zira hani şey, bak, sana zaten geçen gün söylemiştim. Oyun Gezer bu sene BlizzCon'a katılacak. İşte ben de hatta işte Serpil benden soru istedi. Sormak için yapımcılara. Overwatch için şeyi sormayı düşünüyorum mesela. Hani siz dediniz bu hikayeyi oyun içinde anlatmayacağız ama oyun dışı medyalarla ilerleteceğiz dediniz. Ama bize sürekli geçmişi vermekten hala hikaye Winston'ın şey yaptığı yerin ötesine geçemedi bir türlü. Evet, ne zaman ilerletmeyi düşünüyorsunuz bu hikayeyi şeklinde sormayı düşünüyorum şahsen. Çünkü hani bu bence bir sıkıntı, sürekli hani geçmişini öğrenmekten Overwatch'un geleceğini ya da şu anki zamanını bir türlü göremedik. Hani evet. Biraz olayların ilerlemesi lazım. Baydı beni çünkü. O konuda katılıyorum, evet. Ve gerçekten hani bayağı bir insan story mode istiyordu. Ben de açıkçası story mode'da oynamak iyi tercih ediyorum. Ya ben zaten hani kesinlikle kompetitif katılıyorum şeyleri ve... çok fazla oynamayı seven bir insan değilim. Hani fark ettiğiniz üzere. Şu hani... en son yaptıkları Retribution event'i çok keyifliydi. Ben hani Overwatch'tan soğuduğum dönemde bayağı bildiğin o Retribution görevini girip böyle defalarca yaptım sıkılmadan. Hani güzel bir single player modu olsa kesinlikle oynarım. Evet. Ben Overwatch'a girmeyeli ilk çıktığı zaman böyle hani saçma sapan saatler boyunca oynadım. Yani böyle gece uyumuyordum, Overwatch oynuyordum manyaklar gibi. Ya ben en son sanırım bir ara... Sonra gitti. Yazın bir ara işte Lucio Ball oynamaya girdim. Hatta seninle o sırada bir yandan toplantı yapıyorduk. Sen böyle, aa, Lucio Ball mu oynuyorsun sen demiştin. En son girdiğim o. Evet, biz bir toplantı ayağına toplaşıyoruz. Ondan sonra beyefendi Lucio Ball falan oynuyor. Şey diyorum ya, not alıyorsun değil mi yandan falan diye böyle. İşte Overwatch'ta da çok fazla bir şey yok açıkçası. Overwatch'ta yani Overwatch'ta... Yani herhalde ya var mı, daha doğrusu şöyle var mı derken, yani sizin söyleyecekleriniz vardır muhtemelen de, hani Overwatch üzerinden böyle çok fazla ne getirebilirler ki zaten diye düşünüyorum şu anda. İşte aslında Gwen'in söylemek bakarsan, istedikleri var sanırım bu konuda. Blizzard'ın yıllar sonra yeni bir IP çıkarıp yeni bir franchise başlatıp da bunun üzerinden 2 yıl geçip geçmeden daha ne ekleyebilirler ki dememiz ne kadar kötü bir şey aslında. Değil mi? Acı biraz aslında yani. Ya bu ama arada... Oyun türüyle de alakalı biraz da aslında düşündüğümüz. Evet ama yani bir Overwatch'a bir evren, bir hikaye kuruyorlar ve işte Can'ın dediği kısmı ben de alt, onunla ilgili ben de söyleyecektim yani. Eskiyi sürekli vermekten oyun evrenini kuramadılar. Şu an sadece flashback izletiyorlar bize. Oyun içi event, hani etkinlikler geliyor. Onlar da eski olaylar. Bir türlü bugün ne oluyor işte, o Winston o çağrıyı yolladıktan sonra ne oldu onu bir türlü göremedik. Ne? Dolayısıyla da şimdi mesela işte McCree, Reaper, Sombra sinematiği yine eski bir olay olacağını varsayıyoruz. Keşke modern bir şey olsa ama McCree ve Reaper bir arada olacaksa muhtemelen eski olacak. Muhtemelen. Ya tabii leak doğruysa o da hani. McCree'yle ilgili bir şeyler muhtemelen olacak da. Valadran filmi keşke, çıksa süper olmaz mı demiş bu arada. Olur. Fakat pek olası değil. Zira detaylarını anlatmayı sana bırakacağım Ezgi. O yüzden geçen hangisi? Seneki şeyi, Gamescom partisini hatırlamaya başlasan. Ha, Terry'nin dediği şeyi söylüyorsun. Şimdi şöyle. Geçen sene biz hani bu sinematikleri yapan abilerle bizzat konuştuk. Hatta şey dedik böyle, ya neden... Böyle film milim filan, siz çok güzel oluyor sizin videolar, film filan, hani insanlar da bekliyor yapsanıza filan diye. Terin direkt şey böyle, hiçbir fikriniz yok değil mi? moduna girdi. Benim vardı aslında da hani gene de bir şey böyle, herkesten gelen bir soru olduğu için hani bizzat adamın ağzından anlayıp, dinleyip açıklamasını dinlemek çok iyi bir şey oldu bence o noktada. Ki hani artık soranlara direkt onu söylüyorum ben. Şöyle söyleyeyim, geçen sene bir tane May sinematiği yayınlanmıştı, hatırlıyor musun? 8 dakika falan diye yanlış hatırlamıyorsam süresi. Onun yönetmeniyle de tanıştım ben, çok tatlı bir adam. May sinematiği? May'nin sinematiği. Ha evet. O sinematiğin 8 dakikalık sinematiğin yapımı 1 sene sürmüş arkadaşlar. Tahmin edebiliyorum.
Çünkü hani onun şey storyboardlarının çizimleri, seslendirmelerinin yapılmaları, işte şey böyle sahnelerin yaratılması, efektlerin eklenmesi, render alınması ki yani sırf render bile birkaç ay sürüyor. Evet. Derken hani birkaç saatlik bir şeyi, hani bir film tadında bir şeyi yapmaları tahmin edersiniz ki çok uzun süre. Orada Terran'ın söylediği çok güzel bir şey vardı bu arada. Çok da mantıklı bir şey. Hı-hı. Daha fazla kişi alıp yapamaz mı sana? Daha fazla kişiyi işe alın ve yapın. O zaman neden yapmıyorsunuz diye soruyormuş herkes. Terran da dedi ki yani bana Blizzard kalitesinde hali hazırda işi bilen 100 kişilik bir ekip verirlerse yaparım. Ama o kadar kişi yok. Evet. Bizim birini böyle işe alıp ona işi öğretmemiz, onun böyle pişip bizim seviyemize gelmesi vesaire zaman alan bir şey. Hı-hı. Ve hani biz hani bunlara işi öğreteceğiz dersek bu sefer kendi işimizi yapamayız. O yüzden hani birilerini işe alın da hemen yapın. Adam gücüyle olmuyor mu bu işler dediğiniz zaman o olmuyor öyle. Ya bir de şey noktası var. Pardon lafını bölmüş gibi oldum ama. Yok bitirmiştim. Blizzard'ın kendi içinde zaten hani şöyle bir sinematik departmanı var. Sinematik departmanı var ve sinematik departmanının da ayrı ayrı bölümleri var. Ve hani şey de değil öyle. Sen bilmem ne sinematik departmanısın o yüzden sadece bununla ilgileniyorsun gibi bir durumları da yok bildiğim kadarıyla. Hani bir şeye ihtiyaç olduğu zaman öbür taraftan falan gelip böyle hani birlikte çalışma ortamına falan giriyorlar. Mesela en basiti şey Junkrat'in şeyiydi. O Junkrat'in Junkertown şarkısını Junkertown'un şarkısını bayağı bildiğin, kendisi bayağı bildiğin böyle şeyin önünde söylüyor. Canlı söyledi. Bize de canlı söyledi zaten. Bize de söyledi evet. Bu arada çok tatlı bir adam ya. Live neyse. Action ve live action olmasını da zannetmiyorum. Zira Warcraft'la biraz ağzı yandı anladığım kadarıyla Blizzard'ın o konuda. Evet. Ya senelerdir çünkü bilinen ve sevilen hikayeyi çat diye böyle Hollywood izleyicisi sever bunu deyip değiştirip bir de Hollywood izleyicisini sevmeyeceği şekilde değiştirirsen ağzın yanar tabii ya yani. Bu arada anladığım kadarıyla o bizim sevmediğimiz değişiklikler de zaten hani biraz yönetmenin ve Blizzard'ın kontrolünün dışında olmuş. Hani ben en azından okuduğum röportajlardan falan onu çıkarttım. Yani neyse söylemeyeceğim bir şey onunla ilgili. Neyse. Overwatch'la ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hearthstone'u ve WoW'u atlayacağım şimdilik. Hı-hı. Heroes of the Storm. Evet. Ben o zaman kenara çekiliyorum çünkü hiçbir fikrim yok deyip böyle. Yok önce League'tekileri söyleyeceğim zaten. Hı-hı. Oradan girelim abi. League'e göre yeni kahramanlarımız Reinhardt ve Manaroth olacak. Ve hani yeni bir sinematikle duyurulacak. Geçen sene de Overwatch Art Warcraft kahramanları gelmişti. Alexstrasza ve Hanzo. Evet. Ondan önce de şey yapmışlar değil mi? Varian ve Ragnaros getirmişlerdi. Sinematik de yapmışlardı. Evet. Ondan önce de Cho'Gall vardı. Yeni Dark Nexus event skinleri gelecekmiş. Ragnaros, Dehaka, Kerrigan diyor. Benim bu League'den şüphelenmeye başladığım nokta Clan System'la ilgili gelişmeler verilecek, duyurulacak falan gibisinden bir şey demiş. Fakat ben Gamescom'da şeye sorduğumda, Kayo Milker'a sorduğumda Clan System'iyle ilgili bir gelişme var mı dediğimde şu an önceliğimiz olan sistemler arasında değil demişti. O spoiler hani vermemek için de söylemiş olabilir bu arada. Çünkü ben de Ian'a şahsen sorduğum soruların cevabını BFA'da aldım gayet yani. Yani mümkün. Adam söylememiş olabilir. Mümkün ama hani şey de diyebilirdi ne bileyim hani o konuda planlarımız var bakalım hani önümüzdeki aylarda şey yapacağız diyebilirlerdi. Çünkü ben daha önce de klan sistemiyle ilgili soru sormuştum. Hani bir önceki sene de sormuştum ve şey demişlerdi hani istediğimiz bir özellik evet hani şey şu anda bir şeyler deniyoruz bakacağız falan gibisinden bir cevap vermişlerdi. Bu sefer şey hani önceliğimiz olan bir sistem değil. Şu an aktif olarak uğraşmıyoruz üzerinde dedi. Hani ya yalan söyledi ya da bu leak doğru değil. İkisinden bir tanesi ki leak ile ilgili başka bazı çelişkiler de var. Ona da değineceğim daha sonra. Evet, şüpheye düşmek için sebep var zaten. Mega Hero Bundles dönecek deniyor. Ki bence dönse güzel olur.
Hani bende bütün kahramanlar var, benim için sorun değil ama oyuna yeni başlayanları çekmek açısından güzel bir şeydi. Mega Hero Bundles. Hani böyle bir ara 2.0'a ilk geçtiklerinde sanırım yanlış hatırlamıyorsam şey yapmışlardı. Hero paketlerinden bir tanesini alacak kadar sana gem veriyordu. O gemle satın alıyordun ve sana böyle birkaç tane hero'yu bağıştan veriyordu. Ona göre sen ondan sonra şey yapıyordun. O tarz bir şey şu anda oyunun popülerliğini arttırmak açısından güzel olur. Son Olabilir, evet. maddede Gameplay changes to mounts, Hearthstone and respawn rate. Onu çok merak ediyorum. O doğru çıkarsa nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Ya bilmiyorum, mountlarda, Hearthstone'larda ya da respawn time'da bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Yani. Ve hani bilmiyorum. Biraz şeyden korkuyorum, hani HOTS'la ilgili şu anda en büyük şey sıkıntım farklı haritalara sahip olmasıyla sevdik biz HOTS'u. Ama bütün haritaları böyle birbirine benzetmeye başladılar ya. Evet, o son Garden of Terror harita. falan. Evet, o son harita değişimleri bence de çok kötü bir fikirdi. Yani hani orijinal olan, özgün olan haritaları da halihazırda var olanlara çevirmek kötü bir fikirdi. Yani evet, umarım hani o kafayla devam etmezler. Zira ne bileyim, hani Garden Terror'ın yeni haline çok bayılmadım ben. Hani Evet. kendim kontrol ederken böyle bir daha bir şey taktiksel olarak kullanabiliyordum onu mesela. Şu an böyle 3 lane'den şey yolluyorsun sadece. Bitki yolluyorsun. Bir de yaptığımız şey yani hani Alterac Valley'deki gibi önce Alterac'tan temizle. hiçbir farkı yok aslına bakarsan. Aynen. Sonra da şey Curse Tribute mantığı. Curse Alove'u da bu arada Etrafını tekrar temizle rework ama. alacaklarmış. Aslılar bakalım. Şey, Zenega neden hero'lar free to play değil hepsi demiş. Çünkü oyunun para kazanma sistemi bunun üzerine kurulu. Hani bu adamlar Seni oyunda tutma sistemi bir yandan da aslında oyunun düşündüğün kendisi free zaman. to play. Ama işte hero'ları satın almak istiyorsan ya kendi çok oynayacaksın ya da satın alacaksın. İki şekilde de Evet. adamlar para kazanıyor. Yani sen çok oynarsan da hani adamların hem oyununu oynamış oluyorsun hem başka şeyler satın alıyorsun muhtemelen oynarken. Skindir vesairedir falan filan. Gene kazanıyorlar. Ya da hani hero'yu satıyor sana, gene para kazanıyor. Hani oynaması ücretsiz bir oyun olduğu için aslında hani bir yanlış bir şey de göremiyorum ben buna. Free to play bir oyun sonuçta. Ama Yani zaten arada yaptıkları şu bundle şeyleri, kampanyalarını falan daha sık yapsalar daha güzel olacak diyerek özür diliyorum lafını böldüğüm için. yok ben araya dalmışım. HOTS'a hangi hero'lar gelebilir? Leaklerde sormuş arkadaşım. Oradan Reinhardt ve sorayım. Menaroth. Bazı söylentiler Grommash da diyor. Ben de onu söyleyecektim tam. Bir söylentide Grom var. Hani iki ligde ikisinde de Grom her Reinhardt var. BlizzCon'da geliyor ya. Öyle bir şey var yani. Pardon, Yani tamam. açıkçası Söylemem lazım. Grom düşününce Grom'dansa bence Menaroth'un Nanoroth daha gelmesi daha iyi. ilginç olur. Yani hani sahip olabileceği yetenekler, talentlar falan anlamında. Bir Hellscream bile fazla Nexus'a zaten diyeceğim de. Bir Hellscream her yere fazla İşin zaten de komik neyse, o yanı, kısma işin girmek komik yanı ben istemedim. Grom'u şey Grom diyorum pardon. Garrosh'u normalde çok sevmeme rağmen şeyde HOTS'ta seviyorum. Abi Oynaması Hots'ta Garrosh eğlenceli. çok zevkli ama. Çok zevkli çünkü. Gerçekten çok Gerçi zevkli. şey eskiden daha zevkliydi ilk hali. Blizzard nerfleyerek biraz kuşa çevirdi onu da. Ya bence makul bir nerf'ti çünkü ilk hali şeydi ya. Kaçış yoktu yani hani. Abi ama çok zevkliydi, böyle vuruyordun, hop diye çekiyordu kendini doğru, ondan sonra hop diye atıyordun falan böyle. Ah, bir iç çektim. Yani O kadar hops anlamıyorum ki. Şöyle bir iç çektim yani. Genel olarak bakarsak HOTS'un Benim hala çok fazla şey potansiyeli var. Genişleme, yayılma potansiyeli var. Bir de yani bir franchise'dan bir karakter alıp HOTS'a koyarken genellikle çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Yani ben şu ana kadar özellikle son zamanındaki karakterler için söyleyeyim. Hep memnun kaldım. Yani benim MOBA'larda bir şey şikayetim vardır eskiden beri. Yeni karakter genelde çok güçlü olur. Hani hem biraz satılsın, oynansın diye de olduğunu tahmin ediyorum. Sonra böyle bir ya da iki patch sonra o karakter şey bir nerf yer.
Bunu hatta yakın zamanda en net sanırım Mayev'de gördük. Mayev bir girdi Nexus'a. Şeydi yani hani tutamıyordun gerçekten. I'm Batman diye dalıyordu Ama hani yani. biraz da şey noob avcısıydı hani böyle. Bir arada duruyorlar. Ay canlarım Q diye böyle. Evet. Sonra Mayev'i paramparça ettiler nerflerle ama uzun vadede dediğin gibi biraz şey faktör ortaya çıktı. Noob avcısı faktörü ortaya çıktı. Mayev şimdi nerfli haliyle yine eğer rakip takım bir arada duruyorsa çatır çatır çalışıyor. Çatır Ama Mayev sonrasındaki karakterlerde genel olarak şu şeyi görebildim yani hani bu karakter satsın veya bu karakter ilk başta güçlü girsin gibi bir kaygı pek göremedim. Biraz Mal'Ganis belki. Ama genel anlamda çok ya hem de ait olduğu franchise'daki özelliklerini çok güzel yansıtarak büyük ölçüde. Bence güzel şekilde adapte ediyorlar ki zaten Heroes of the Storm Katılıyorum ya. fikri çok güzel bir fikir. Beni en çok da o çekiyor. Yani hani ben Heroes of the Storm'da oynadığım karakterlerin yine de yarısını tanımıyorum kendi franchise'larını. Özellikle StarCraft benim en yabancı Bak olduğum benim o şey alan. Dota'da ya da ne bileyim LoL'de falan böyle hani en iten, en soğutan faktör hero'ların hiçbirini tanımıyor olmam. Hani hiçbir şey invest etmediğim için hani hangisini oynasam ki falan diye böyle hiçbir istek gelmiyor içimden. HOTS'ta hepsini tanıyorum. Değil mi? Hepsini tanıyorum ve hepsini seviyorum. Hepsinin ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum. O yüzden çok daha çekici geliyor bana. Ya Dota ve League of Legends için söyleyeyim. Onlar biraz daha şeye de bakıyor. Hani karakteri oynaya oynaya invested hale geliyorsun. Hani Tabii o canım. karakteri oynamayı öğreniyorsun. İşte Sonuçta. o senin için yani daha şey hale geliyor. Bu arada çok özür dileyerek bölüyorum. Tabii ki. Şunu düzeltmem lazım. Zenaga Dota'da da free hero'lar mesela ama yine de para kazanıyorlar demiş. Çünkü Dota'da item satıyorlar arkadaşlar. Heroes of the Storm'da item diye bir şey yok. Haliyle bir yerden para kazanması gerekiyor bu adamların. Adamlar da hero'ları satıyor o yüzden. Hani Dota'da her karakterin üzerinde farklı farklı itemlar Kozmetik. var ve Ya. hem kozmetik olarak hem şey sanırım yanlış hatırlamıyorsam statları da biraz etkiliyor muydu o itemlar? Yok sadece kozmetikti sanırım değil mi? Parayla alınanlar statı etkilemesin. Bir de kompendium mevzusu var onda. Turnuvalar için falan da böyle sürekli bir havuz birikiyor şey oluyor falan filan. O yüzden hani onun zaten kendine ayrı, kendine has bir gelir modeli var. Heroes of the Storm'un modeli de daha farklı olduğu için daha uygun bir modele sahip. LoL'inkine benziyor daha çok. Evet. Bu kadar. Phoenix geldi, daha ne olsun demiş Valadran da. Senelerce sorduk Phoenix nerede diye. Ekrem bu sene gene sordu ya. Gen şey Dayanamadı. bozulmasın diye. Değil mi? Peki son Şeyi trans... bozma, geleneği bozmayalım. Modunda. Sultan 73 şey demiş. Peki son transfer White Mane hakkında düşünceleriniz? White Mane de biraz aslında şey hani bilenin elinde çok canlar yaktı. Evet. Ve hani şey şeyini çok güzel veriyordu. Hakikaten ben de şeyi fark ediyordum. Skilleri bastıktan sonra böyle bir psikopatça kahkaha atıyor ya White Mane. Onunla birlikte ben de ha 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 şeklinde gülmeye başladığımı falan fark ettim. Korktum bir an. Mane geldikten sonra bizim zaten HOTS oyunları Discord'lu oynadığımız HOTS oyunları çok başka bir renge büründü yani. Biri White Mane oynuyorsa çünkü hep beraber gülüyoruz onunla beraber. Reddit'te biri şey yazmıştı onu hala aklıma geldikçe gülüyorum. High Inquisitor Tymain diye. Ama öyle bir şey var. Yani HOTS'a bazı karakterleri naklederken diyeyim, özellikle de eski karakterlerse hani kendi oyununda en son modeli eskiyse ona yeni bir model çiziyorlar. Birebir almıyorlar. De bildiğiniz üzere. İşte Alexstrasza'da da aynısını gördük. Ben hatta HOTS'ta Alex'i gördükten sonra tekrar WoW'a dönüp bir sinematik izlediğimde şey dedim ya bir hastalık hastalık mı geçirdi Alex bu arada dedim yani. Hani, o kadar ince, o kadar zayıf ki WoW'daki hali. Ama şeyde de işte Vardı ekstra tik dediğimiz HOTS'taki tasarımı. Öyle yapınca birazcık daha sanırım belli bir zevke demeyeyim de hani belli bir yönelimde tasarımlar yapmışlar. White Mane de ama bunun bir bir örneği. yandan şey hani sadece hani böyle seks apilini falan öne çıkartmak açısından değil Alexstrasza'nın tasarımı mesela hani Lifebinder ya böyle bir anaçlık bir şeylik var hani
Ona kesinlikle katılıyorum. O açıdan bence çok mantıklı Alex'in o şekilde olması. Yo, zaten ben Alex'in çok seksi tasarım olduğunu Ya ima etmeye şeydeki çalışmadım yok yani. yok Ama WoW'daki katılıyorum. biraz daha o şekilde mesela hani şey ya böyle metal bikini Prenses Leia modeli ondan sonra ama hani böyle Hots'taki hani daha dedin ya tik diye böyle hani hakikaten şey böyle anaç belli ki hani life givers o şeyin yansıtma açısından ben başarılı buluyorum açıkçası onun Hots'taki modelini WoW'dakini değil Hots'takini. Whitemane'e evet biraz High Inquisitor Tywin Timing. yaptı. Ama WoW'da da öyle o hani. Yani. Yani. Aslında teknik Yapacak bir şey olarak yok. Karşı düşününce tarafta güzel. Bunun için bir durum yok burada. hikayesini de düşününce biraz aslında hani böyle o da çok mantıksız gelmiyor düşününce bana. Selamlar Aa, Miraç gelmiş bu arada. Hoş geldin. selam Miraç, hoş geldin. Nerede kalmıştık? Timing diyordu kesin. Hots'ta canlı maç izleme Gelse çok diyor. güzel olur. Hatta bence replay sistemini de komple değiştirmeleri lazım artık. Ondan önce Hots'ta şu anda aslında hiçbir şey gelmeden gelmesi gereken özellik Reconnect sisteminin düzelmesi. O işte şey replay sistemine de bağlı. Teknik açıklama yapayım mı? Yap. Yaparım Gönder. çünkü. StarCraft motoru üzerinden mi? Aynen öyle. Abi şey çünkü senin yaptığın hareketi video gibi kaydetmiyor. Replay dosyalarının boyutu küçük olsun diye senin verdiğin komutları kaydediyor sadece. StarCraft'tan beri bu şekilde işliyor replay sistemi. Yeniden generate ediyor onu sonra değil mi? Aynen öyle. Hani sen böyle şey şu şekilde şey yapıyor. İşte ikinci saniyede sağ tıkladı şuraya. A'ya bastı, S'ye bastı. Dördüncü saniyede şuraya tıkladı falan şeklinde. O senin yaptığın komutların bir dosyası aslında o. O yüzden sen reconnect etmeye çalıştığın zaman o bütün komutları tekrar girip seni catch up ettirmeye çalışıyor oyunun o anki Evet. anına ve çok hayvan gibi uzun sürüyor. Bunu Yani genellikle değiştirecek gücü maçın tabii ki var Blizzard'ın fakat işte hani replay sistemini komple baştan yazmaları lazım bunun için. Blizzard istese yapar mı? Yapar ama muhtemelen hani öncelikli bir şey olmadığı için daha geri plana atıyorlar diye tahmin ediyorum. ama birisi de maçtan düştü mü maçın başında? Genellikle maçın sonuna Gerçi yetişiyor ya hiç yetişemiyor. eskiden çok daha kötüydü. Biraz bir nebze şey yaptılar. Telafi ettiler. Biraz hızlandı. Eskisi kadar uzun sürmüyor ama gene de çok uzun sürüyor. Yani Hots'u bağlayalım mı? Onu diyecektim. Tamam. Ben son bir şey söyleyeyim Hots'la Tabii ki. ilgili. Hots'tan içerik anlamında hani işte Reconnect'i falan geçiyorum. İçerik olarak beklentim herkesin Mal'Ganis olduğu bir Brawl gelmesi. Ama şey herkes Blind as a Bat sürekli. Aslında şahane bir brawl çıkar ondan. Şey yapılabilir hani herkes sürekli kör değil ama hani bazı brawl'larda oluyor ya rastgele buff'lar, debuff'lar alıyorsun. Ya da Chromie'deki şey gibi falan böyle. Yani rastgele körlük birazcık böyle. Çünkü sürekli kör olursan diğer 9 kişinin 9'unu da göremeyeceğin için birazcık esprisi kaçabilir. Ama mesela hani kör olmayı bıraktığın bir an böyle birbirinden alakasız yere atak veren böyle pençe falan atan 9 tane şey görmek O çok çok zevkli çok olabilir. keyifli olur. Şey Morganis. istiyorum bir de ben. Brawl'ları biraz daha böyle ben artık hiç Brawl oynayasım gelmiyor. Brawl ödüllerini bir elden geçirmeleri lazım. Yani evet. Ya zaten hani normal maç yaparak loot box alabiliyorken hani bir de şey Brawl bazı maçları çok uzun tutuyorlar ya bazı haftalar. Bayağı bildiğin Evet. normal maç yapıyorsun ve işte böyle onlardan 3 tane yaparsan sana bir tane chest veriyor sonunda. Brawl'un farkı şey ama yani hani maçı kazansan da kaybetsen de Ya 5 evet. dakikada ve 35 dakikada sürse 3 maçı yaptığın zaman Ama bence biraz daha böyle kısa ve şey hani öz brawl'larla biraz daha hani böyle ödüllü bir şeyler buna yapsalar insanları katılıyorum. daha çok brawl yapmaya teşvik edebilirler diye düşünüyorum. Şey falan da yapsalar aslında. İki takımdan oluşmayan hani daha atıyorum herkesin tek olduğu ya da ikişerli, Free for üçerli. all. Şey Aynen falan o çok tarz bir şey yapsın. eğlenceliydi. Lunar Festival'da bir tane yarış şeysi vardı hani.
Abi evet. O tarz şeyler falan mesela çok O tatlı çok olur. iyiydi mesela. Mario Kart gibi değil mi? Ve çok da keyifliydi. Ben onu oynamaktan çok büyük keyif almıştım. Evet, biz de bayağı onu oynamıştık. Okey, o zaman StarCraft'a geçiyorum. Tam onu Evet. diyecektim. StarCraft zaten çok uzun sürmeyecek Ya ben Çok burada uzun ben sürmeyecek diyorsun sessizleyebilirim. ama bak bu leak doğruysa ben çok StarCraft açısından çok sevineceğim. Çünkü StarCraft artık biraz böyle co-op dışında biraz boşlanmaya başladı Blizzard tarafından. Sürekli yeni co-op commander getirip duruyorlar sadece. Burada da leak'e göre Zeratul co-op commander diyor. Gerçi Warazun varken Zeratul nasıl ne farklı şey getirir çok emin değilim. Fakat alarak Chains of Ascension Mission Pack DLC gibi bir leak daha var. O beni heyecanlandırdı. Eğer Nova Mission tarzında güzel bir yeni single player paket yaparlarsa seve seve oynarım şahsen. Ve hani açıkçası StarCraft'taki Legacy of the Void'dan sonra olan evrende neler olduğunu da hani böyle hikayeyi devam ettirecek şeyleri de görmek istiyorum artık. StarCraft'ı boşlamasın Blizzard. Çok üzülüyorum. Olur öyle. Ben StarCraft konusunda gerçekten tam bir noob'um bu arada. Yani hikayesini takip etmek dışında hiçbir şey yapmadım StarCraft'ta. Wings of Liberty vardı, sadece onu bile bitirmedim. Düşün yani. O kadar StarCraft noob'uyum ben. Ben bir Ama ara bayağı bütün bildi. saatlerini böyle izliyorum ama orası Ben bir ayrı. ara hatta bir ara Ekrem'le StarCraft 2 ilk çıktığında o zamanlar işte ben Taksim'de çalışıyordum. Her sabah işe gitmeden önce Ekrem'le birlikte böyle bir kez StarCraft 2 atıyorduk multiplayer. Ondan sonra gidiyordum işe falan böyle. Bayağı bildiğin şey Ekrem'le her sabah çılgınca StarCraft oynuyor oynuyor. İşte bizim şey geyiğimiz var ya Viking Bass. Ben hep o falan oradan çıktı. Güzel günlerdi. Bazen özlüyorum StarCraft'ı o şekilde oynamayı ama çok koptuğum için gözüm de yemiyor tekrar girmeye açıkçası. Çünkü hani StarCraft öyle çok girip iki el atayım çıkayım denilebilecek bir oyun değil. Hani Korelilerle yarışıyorsun. Bayağı bildiğim build order'ları, şeyleri, birimleri vesaire hepsini aklında tutman ve kas hafızası pratiği falan yapman gerekiyor. Öyle. Ben Sanırım de başka kimsenin diyecek bir şey olmadığı için. kasa okay. Gelelim Hearthstone'a. İşte bildiğim bir şeylerden bir şeyler. Şimdi Hearts ve StarCraft'taki sessizliğimi burada bozacağım falan ben dermişim. Yok, dinlemeye WoW'da devam bozacağım edeyim. her şeyi. Aa, evet, buyurunuz. League'de Ne? Secrets of the Sea diye bir expansion'dan bahsediyor. Nagalar, korsanlar ve Rykul temaları olacak diyor. Oyuncular Hearthstone maçlarını Blizzard Social chat ve gruplardan direkt stream edebilecek şeklinde bir Ha bilgi ona var. evet öyle bir şeydi evet ligde gördüm ben enteresan. Fakat 4chan'daki leaklerin yalan olabileceğine dair en büyük şey, en büyük tezatlık buradan çıkıyor. Dün itibariyle Blizzard'ın resmi Kore YouTube'undan bir Hearthstone videosu sızdı ve hemen geri silindi. Buna göre yeni ek paketin translation'ı aşağı yukarı Hearthstone Brawl of Rastakhan olacakmış. Bunun hani şey bildiğimiz Brawl line'ı Brawl olmadığını söylüyorlar bu arada. Çünkü hani Brawl'un Korecesi başkaymış. Ama hani böyle aşağı yukarı bir çeviriyle Brawl of Rastakhan gibi bir şey çıkıyormuş ortaya. Şimdi Blizzard'ın resmi Kore YouTube'undan sızdığı için olası olma ihtimali çok yüksek bunun gerçek olma ihtimali. Ve bu durumda bu 4chan'daki komple yalan oluyor eğer bu doğruysa. Böyle bir durum var. Senin Hearthstone'la ilgili söylemek istediklerini alalım Ezgi. Ya zaten hani Lafı sana bırakıyorum. lafı Al, senin olsun. bana ya şimdi şöyle bir şey var. İki türlüsü de hani
4chan'daki leak üzerinden gitse de güzel. İşte Naga'lar, işte Pirate'lar modunda ilerlese. Çünkü hani Hearthstone'un sonuç olarak Warcraft'la da göndermeli bir şey var ya, hani neler ona sistemi var ya. Hani şu anki ek paketi düşündüğün zaman Naga'lı ve korsanlı bir şeyler gelmesi de güzel olabilir. Rastakan'da bir şeyler gelmesi de güzel olabilir. Yani her türlü oturuyor aslında da. Hani böyle ne bileyim, ben zaten otomatik olarak bir şey geleceğini düşünüyorum. Ben gene ek paket, çünkü birisi tabii canım, mutlaka ek paket duyururlar gene. Ben acaba şeyi düşünüyorum neler ona. Bu bizim gittiğimiz hani şeydeki Gamescom'daki gibi bir böyle Hearthstone trailer modunda böyle bir animasyon film tadında bir şey yaparlar mı? Şarkı muhteşemdi ya hani. Muhtemel. Kızla beraber söyledikleri. Yapabilirler. Hatta işte şey, gene Keyart'ta da var o kız. Hı? O yüzden hani o tarz bir sinematikle duyurmaları çok mantıklı. Olabilir yani, evet. Çünkü ben direkt böyle hani şey Keyart'ı gördüm böyle. Aa dedim, herhalde muhtemelen biz ki bir şey de yapmaları lazım artık, çünkü hani bak bu da çok hoş değil bu aralar Blizzard'da, hani bununla ilgili bir şeyler üreteceğiz diyorlar. İşte mesela şeyde Hearthstone'da dediler bundan sonra böyle işte hikaye sinematikleri vesaire çıkacak dediler. Overwatch'ta işte oyun dışı medyalarda anlatacağız hikayenin gelişimini falan dediler. Sonra bir daha hani bir şey çıkmadı. Yani şey de var bu arada, bu da üzücü bir yandan açıkçası. Mesela benim eşim çok takip ediyor mesela büyük Hearthstone oyuncularını, işte yayıncılarını vesaire falan. Onlar bile hani böyle yavaş yavaş Hearthstone'u bırakmaya falan başladılar. Bir de öyle bir şey var. Hani bir o hem eski oyuncuları hem bu ben yayıncıları ıvırı zıvırı... Ben Brot da ayrıldı zaten. Hı hı. Kahkahalarını duyamıyoruz artık. Neyse. Ben duyabiliyorum. Telefonumda var çünkü. Ben de duyabiliyorum. Ama şey hani o hem oyuncuları hem bu yayıncıları, çünkü yayıncılar da çok büyük artı yani sonuç olarak Blizzard. Hani binlerce insanın izlediği yayıncılar falan var ve on binlerce insanın izlediği yayıncılar var. Öyle bir durum söz konusu. Hani onları geri çekmek için de böyle gerçekten vurucu, böyle eğlenceli, böyle hani insanların hoşuna gidecek bir şeyler çıkarmaları gerekiyor artık Hearthstone'a da. Tamam, Hearthstone'a içerik düzenli bir şekilde geliyor hani şöyle ya da böyle, ama tek düzeye bağlamadan böyle daha bir farklı hitap edebilecek bir şeyler çıkması lazım. Ne kadar çok şey dedim. Öyle işte. Öyle. O zaman Warcraft'a mı geldik? Bir dakika, daha Call of Duty konuşmadık. Destiny konuşalım. Destiny sen anlat. Ben yetişemedim. Forsaken güzel ya. Forsaken'la ilgili hep, ama ben de pozitif şeyler duydum. Forsaken bayağı güzel gidiyor çünkü. Şey, benim şu anda Forsaken'a hani gömülmememin tek sebebi, tek başıma yapabilecek Jim neredeyse her şeyi tükettim artık oyunda. Destiny çok hoş da işte ben o tarz oyun tarzıyla çok barışık bir insan olmadığım için bir noktadan sonra beni bayıyor ve Destiny'nin bu arada muazzam bir hikayesi var ve çok acayip ilerliyor yani. Ya işte ben dışarıdan hikayeyi takip etmeyi tercih ediyorum açıkçası, şey yapmaktansa oyunun içinde. Çünkü Destiny hakikaten oyun tarzı olarak bana çok tabii çok eğlenceli geliyor en başta böyle yapması. Oraya git, buraya git, bunu da yap, şunu da yap diye. Ama böyle sıkılma sürem çok... Sıkılma değil de, sıkılma demeyeyim ona. Hoşlaşmadığım için uzaklaşma sürem çok kısa oluyor. Öyle dersem daha doğru olacak galiba. Bu arada Destiny denemek isteyen varsa Refer a Friend şeyi açtılar. İsteyene referans olabilir mi? Bizi de sanırım Destiny'de uzun süre tutan şey... Birlikte oynamak oldu ya. Ekrem'le birlikte biz girdik ilk. Ve şey yani hani sanırım Forsaken'ın sevilmesinin de başlıca sebebi Destiny'nin en zevkli kısmı PvP kısmıydı. Yani ben açıkçası Destiny tarzında bir oyunun o kadar keyifli bir PvP sunacağını da düşünmüyordum. Bu arada sen en son Forsaken geldikten sonra hiç oynamadın değil mi? Hayır. Şu an oyuna girsen şok olabilirsin muhtemelen. Çok değişti oyun. Yani Forsaken işte
Gambit diye bir mod getirdiler. Biraz PvP'yi canlandıran bir paket oldu sanıyorum. O yüzden mi acaba beğenildi diye tamamen tahminde bulunmak durumunda. Yok. Ya şöyle söyleyeyim. Daha önceki yani Destiny 2'nin vanilla hali biraz BFA gibiydi. Hani içerik çok fazla yoktu. Sana çok fazla bir şeyler yapmak için sebep vermiyordu falan filan. Şu anda o grindları bilmem neleri falan filan çok güzel kurdular. Sürekli yeni bir şeyler var. Her hafta yeni bir şeyler oluyor falan. Böyle çok 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 güzel bir sistem kurmuşlar. O yüzden böyle her hafta reset sırasında millet böyle Dreaming diye doluşuyor falan. Yeni neler geldi acaba falan diye. Bir de WoW gibi sürekli her şeyini konuşamadım. Datamine edemedikleri için ne olacağını da bilmiyor kimse. Bayağı bildiğin oynayarak görüyor herkes falan filan. Anladım. O yüzden bayağı bir tuttu. Ya ben Destin'de biraz gerideyim de hani dediğim gibi ya biz diğer bir noktada... tavsiye ederim bu arada. Bayağı şok olacaksın muhtemelen değişiklikleri görünce. Ben de mi bir ara baksam ya? Bak bak. Çok memnundum. Şöyle yapalım. Forsaken yok bende mesela yani. Hani. Forsaken'a gerek yok değişiklikleri görmeniz için. Çoğunu en azından. Hı-hı. Bir ara istiyorsanız bir yayın yapalım Destiny 2 için. Hem değişik bir şey olur, yayın olur. Hem de siz de yayın olur. Sırasında hani görürsünüz. Ben size anlatırım nelerin değiştiğini falan böyle. Bir değişik şey bir gibi oluyor şey olur. Değil mi bu? Hani şeyleri, fragmanları izleyip reaction videosu gibi. Yaparlar ya. Bizlere Destiny 2 reaction ama böyle çıkmış her şey olmuş böyle. Biz aylar sonra falan yapıyoruz ama. O tarz bir şey yani hem değişik bir şey de olur hani diyorduk ya arada bir değişik oyunları da yapalım diye. Bakalım olur. Denemiş oluruz. Tutacak mı? Ben de altın çok değil Şükrü ya. Ben en harcadı son hepsini. Harcadım hepsini. Şu 6 aylık mount, yüzemeyen gemi mount'una kapılıp. Gelelim ESO'ya falan. Baba geldi. O zaman ESO gelmişken reklam yapabiliriz. Lorekeeper Guild'ımız açıldı arkadaşlar. İsteyenler bana ulaşabilir. Rehberimiz açıldı. Evet geçelim. Rehberimiz açıldı mı? Rehberimiz açılacak yakın zamanda. O onu muhtemelen bu arada yani yarın herhalde bitiririm diye diyorum. Bence de bitir. Evet o zaman gelelim. Vova. Evet esas mesele. Şimdi öncelikle leak'te olanları söylüyorum yine. Patch 8.1'in detayları. Feralas Warfront ki çok bu kısmı yani Feralas Warfront kısmı çok inandırıcı gelmedi bana. Darkshore varken bir de üzerine Feralas ekleyeceklerini çok zannetmiyorum en azından şu an için. Bütün ırkların Heritage Armor şeylerini göstereceklermiş. Bu kadar çabuk tasarlayıp gösterebileceklerini çok zannetmiyorum. Ben de şahsen zannetmiyorum açıkçası. Charity Flying Octopus Mount. O otomatik. Charity zaten her BlizzCon'da yaptıkları doğru şey diyorsun, yani. Evet. Blood Elf ve Draenei bölgelerini uçmaya izin verecek şekilde yeniden tasarlama kısmı. Lütfen. Lütfen yani. Hani. Bak bu bence çok mantıklı. Çok mantıklı. Şu açıdan çok mantıklı. Bir teknik sorunlar yüzünden şu anda hani lore'un içine etmek pahasına dokunamıyorlar. Hem Exo'lara hem Silvermoon'a. Çünkü bilmeyen varsa Silvermoon ve Exo'lara girerken hani bir loading screen çıkıyor ya. O loading screen'in çıkma sebebi aslında onların fiziksel olarak sunucudaki şeyinin Outland'da olması aslında. Evet, Outland haritasında o iki bölgede. O yüzden zaten uçamıyoruz. Sağ olun. O yüzden uçamıyoruz ve o yüzden yükleme ekranı çıkıyor. Ve bu yüzden de mesela işte şey Horde bütün Kalimdor'a hakim oluyor ama Exodar hariç. İşte Alliance bütün Eastern Kingdoms'a hakim ama işte Silvermoon hariç gibisinden böyle bir ucuz numaralara başvurmak zorunda kalıyor. Hazır WoW Classic'le bu kadar uğraşıyorken o bölgeleri de bir güzelce elden geçirseler çok tatlı olur bence. O yani, bölgelerin o Outland'da olmasının özel bir sebebi var mı? TBC ile beraber geldiler. Ana haritaya eklemek yerine Outland haritasının böyle saçma yani şey
Outland haritasında burada onu galiba rahmetli Heyven göstermişti galiba. Rahmetli dedim bu arada. Evet, yani öldüğü için çocukken diye şey yapınca. O hatta böyle harita üzerinden hani böyle hangi konumlarda olduklarını falan göstermişti böyle. Direkt hani TBC ile gelip ana haritayı değiştirmek yerine TBC haritasının içerisine ekleyerek Muhtemelen koymuşlardı onları. o an o kolaylarına geldi ama işte sonra hiç uzun vadeli Düşünmediler düşünmedikleri. sonra tabii. Ya zaten Blizzard'ın şeyi çok komik. WoW ilk çıktığında işte böyle bir 5 yıl falan devam eder herhalde falan gibisinden bir öngörüleri vardı. 5 yıl. Tabii. 5 yıl. Okey. Klasik WoW release date November 2019, PTR'da Mayıs ayında diyor. Ve klasik WoW subscription bazlı olacak diyor leak. Şimdi. Şimdi Klasik WoW'u subscription yapmak çok iyi bir fikir olmaz gibi ama. şöyle Ben olursa olur. Aynı sen şeyi söyle. Aynı diyeceğim. şeyi söyleyeceğiz muhtemelen çünkü. Tek bir subscription'la hem normal WoW'u hem de klasiği yaparlarsa çok mantıklı. Fakat klasiği ayrı subscription isterlerse eğer aşırı saçma olur ve kimse oynamaz muhtemelen. Yani benim aklımdaki plan şu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Eğer bu League'deki gibi hani bir subscription planına düşünürlerse. Zaten WoW'a subscription olan kişilerin otomatik olarak klasik serverlarına giriş hakkı olur. WoW'a hiçbir şekilde subscription olmayanlar subs yapmak durumunda Ya kalır böylece gibi. her şekilde subscription'ını artır. Hani klasik oynamak isteyen adam da hani subscription'ını öder. İstiyorsa Battle for Azeroth'a da bakar. Bir Yani. yandan. Yani. Ya da Battle for Azeroth oynayan adam ne bileyim klasiki özlüyorsa ve hani Battle for Azeroth'tan sıkıldıysa gidip onu da deneyebilir. Ama ikisini ayrı ayrı subscription yaparsa Blizzard bayağı bildiğin kendi Ayağını sıkar. arası Bayağı çıkarıyor. sıkar yani. Evet. Kendi O mezarına çok... çivi çakar. O kabul edilebilir bir şey olmaz yani. Oyuncular da kabul etmez. Yani nasıl bir isyan çıkabileceğini ben tahmin edebiliyorum yani. Yıkarlar Klasik orayı. işkencesine bünyeleriniz hazır mı demiş Bu arada Sultan. bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Anne, kahve bitti. Bu Benim şekilde. bedenim hazır değil açıkçası. Hiç değil. Resme. Ya bak, ben hep diyorum, tekrar söyleyeceğim bunu, hani bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Ben TBC'de başladım oynamaya. Ama hani mantık yapısı olarak klasikten, yani Çok da Vanilla'dan farklı çok da değil. uzak değildi. Ama Vanilla'da oynamadım, evet. Ama Bir tek honor sistemi farklıydı. Temel anlamda. hani ne derler ona, yine de hani TBC'de çektiğim işkenceyi biliyorum. O yüzden Klasikte hani daha birisi fenaydı. ki hani zaten şeyde yapmıştım ben, baya baya sıfırdan karakter de kasmıştım. O yüzden hani o şey bölgeleri görevlerdir, ıvır zıvırdır, o zorluğudur Baksana vesaire, diyorum farmadır, hatırlıyorum yani. Silithus'ta falan görevi. Ya bir yerde böyle kasıyordum, kasıyordum, kasıyordum. Bir yerden sonra 55. level'da mı ne? Görev bitiyordu. Bayağı bildiğin şey yapamıyordun. Farm yapmak zorunda kalıyordun. Gidip böyle boş boş mob kesiyordun. Görev yok çünkü. Böyle bir şey. Vanilla. Hani şu anda böyle denememiş olanlar çok hevesli. Anlıyorum neden hevesli olduklarını. O zamanı bir görmek istiyorlar. Ama hani kendinizi gerçekten en kötüsüne hazırlayın. Ama bir de şey var, hani geçen sene BlizzCon'da da dediler ya, hani Vanilla'yı getireceğiz ama Vanilla'yı her şeyle getirmeyeceğiz. Hani belki küçük bazı ayarlar çekebilirler. İşte hani şey tabii ki işte mesela 1.9 yamasıyla mesela Silithus'a falan bir sürü görevler, moblar falan filan eklendi. İşte o şey leveling biraz daha düzeltildi falan. O yüzden 1.12 geleceği için yani Vanilla'nın son hali. Hani bazı geliştirmeler olacak tabii ki ama gene de büyük işkence. Yani çok da Geçen de umutlu olmayın. videolardan bir tanesini izliyordum. Onu da çok şey oldum böyle, hani dedim yani Vanilla zamanında oynamamış ama oynamaya çok hevesli olan arkadaşlar açısından düşündüm bir an. Hani belli bir elemental türünde olan mobların
o aynı elemental türünden büyülere karşı immün olması. Ya bak sen ne diyorsun? Ha bak, Vanilla değil ama Burning Crusade ilk geldiğinde Karazan'ın ilk açıldığı hafta ben çektiğim işkenceyi anlatamam sana. Feral Druid'im. Mangle kullanıyorum. Bleed damage vuruyor. Bütün hayaletler bleed damage'e immün. Ve ben tankım. Niye greed olsun ki çıktı? Ve ben tankım. Feral o zaman hani şey evet, uniformuna da geçebiliyordu. Ben o yüzden Karazan'ın main tankıyım ben. Mangle atıyorum. Immün. Ben bunun agrosunu nasıl tutacağım? O zaman agro tutmak diye bir şey var çünkü. Böyle saçma sapan şeyler göreceksiniz ki şeyde geçen gün zaten Dev Watercolor yayınlamışlar ve şey diyor hani immün yeteneklerinize immün olan moblarla karşılaşmaya hazır olun falan gibisinden bir şey yazmışlar. Muhtemelen tutacaklar o özelliği yani. Ya tutsunlar zaten bu arada. Hani o kadar klasik ya klasik yapan şeyleri tutsunlar zaten. Hani o konuda hiç şeyim yok da. Ya hani tabii gerçekten... canım oynamak isteyen ve onu tecrübe etmek isteyen de onu görsün. Ben kesinlikle hani klasiğin klasik gibi olması gerektiği konusuna şey yapıyorum. Hani Sultan dediği gibi şaman totem görevleri. İşte efendime söyleyeyim. Druid form görevleri. Ki ben sana üzülüyorum onları ya. Şeyler çok zaten. Warlock, Paladin, Mount görevleri. Shadow of Funkeep. Abi şey var ya ben çok çok iyi hatırlıyorum. Benim o zaman işte TBC'de başladım diyorum ya. İlk açtığımda sıfırdan level'ladığım karakter bir Blood Elf Warlock'tu. Çünkü neden olmasın Blood Elf yani. Felclot ya aman tanrım Felwood'da öldürdüğüm satirlerin haddi hesabı yoktu. O Felclot düşecek ki ben o şey mount görevini yapacağım falan yani. Hani çünkü bu arada, Felclot korkunç pahalı bu arada yani hani o dönemde. Bu arada çok özür dilerim tekrar tekrar böldüm ama Şükrü Yalçın şey demiş. Bence şu anki bayat halinden iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an oyunda ruh yok. Hesap makinesi ve Red IO'dan insanları yargılamaktan öteye geçmiyor oyun demiş. Şu an gördüğün hiçbir şey. Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda Red IO'dan yakınıyorsun ya. O zaman belli bir Shadow Resist'in olmadan seni BVL'ye almıyorlardı. Belli bir Fire Resist'in olmadan Molten Core'dan adım atman mümkün değildi. Her raid'e girmek için, her dungeon'a girmek için ayrı ayrı attunement yapıyordun. Ve attunement zincirleri böyle bayağı bildiğin aylar falan alıyordu yapması. Hani şu an o raid'e falan hiçbir şey yanında, öyle söyleyeyim. Onu birkaç mesela şey, çok özür dilerim. Miraç'ın yazdığı da mesela hani Hunter'lar atacakları okları kendilerine yapıp petlerini besleyip mutlu etmeye çalışınca bırakırlar klasiği. Aynen öyle, aynen öyle. Ya şey biliyorum ben, Hunter'lar şeydi, okum kalmadı diye böyle melee dalmaya başlayan Hunter'lar ha, falan vardı raid'de. Bayağı bildiğin evet çünkü ok bitiyordu. Her raid'den önce böyle ok alman gerekiyordu bir çanta dolusu. Hatta şey, Hunter'ların çantalarından bir tanesi o yüzden satchel'dı böyle. Bayağı bildiğin evet, çanta alanı da azdı yani. O satchel'a böyle her raid'den önce ok biriktirirlerdi. Aa, farklı farklı ringi koyacaklar mı acaba? Koyarlar. Ki şey çantada anahtar taşıma muhabbeti. 1.11 oha ben bunları niye hatırlıyorum ya. 1.11 yamasıyla gelmişti Keyring. Haliyle gelmiş evet, olması lazım. Evet. Ya bayağı bildiğin skolomansa falan böyle key'ini yapmadan giremiyordun. UBRS'nin key'i için millet sıraya giriyordu. Key'i olan birini bulalım da altın ödeyelim kendi aramızda biriktirip. Toplaşıp böyle şey parasını ödeyelim neyse gelsin açsın kapıyı falan diye böyle millete para veriyorduk. Böyle böyle durumlar. Ha şimdi hatta işte Miraç deyince şey geldi aklıma ya. O ara hakikaten bir ara bir şey. Ben Hunter çok nadir oynamışımdır ama Hunter petini besleme muhabbeti ne hatırlıyorum ya. Böyle üzülüyordu falan uzun süre şey yapmayınca. Böyle, şey tabii canım şey vardı. Ölünce falan direkt mutsuz oluyordu. Hmm. Besliyordun böyle onları. Bir de hepsinin yediği yemek farklıydı. Tabii. Oo. Şey böyle kediler balık yer, falan yiyordu. Peynir yer bu falan diye böyle. Aynen öyle ve şey ya, verdiği mutluluk miktarları falan da farklıydı onların yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Hatırladıkça böyle şey PTSD geliyor. O zamanlar böyle detaylarla uğraşacak kadar az içerik vardı herhalde. Muhtemelen. Ya da evet, daha mı isteklilerdi? Ya abi o zamanlar şöyle bir şey vardı. Şu anki kadar her şeyi ulaşamıyordun bilgiye falan. Hani Todbot vardı bizim zamanımızda. Ay Todbot.
Totbot ya. Toadbot vardı ve hani Wofet'teki kadar hani her şeyin böyle sana yerini bilmem nesini falan göstermiyordu. Bir de hani Yok. ya şeyi hatırlıyorum ben ya. Vanilla WoW'da Karazhan açıldı mı diye böyle Karazhan'a doğru, Karazhan'ın olduğu bölgeye doğru böyle yolculuğa çıkıyorduk arkadaşlarla birlikte. Zaten o sırada böyle peşimize bir sürü moblar takılıyor falan ve saatler sürüyor bizim oraya gitmemiz. Uçamıyoruz çünkü. Gidiyorduk, açılmış mı diye bakıyorduk. Açılmamış deyip Yaşa. ondan sonra oralarda Evet. takılıp böyle fotoğraf çekilip falan, çok yaşa bu arada. Hep beraber. Fotoğraf falan çekip işte şey yapıp takılıp ondan sonra geri gidiyorduk. Buraya kadar geldik değil mi bari? Yani o şekilde mesela Karazan'ın altındaki Upside Down şeyini keşfetmiştik arkadaşlarla. Kanımız donmuştu. Biliyor musunuz Upside Down Karazan'ı? Ay evet, kripler. Ben bilmiyorum. Şu an girilemiyor sanırım oraya. Kapattılar değil mi yanlış bilmiyorsam? O zaman da zaten hayalet haline girebiliyordun, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben Bir onu? triki vardı. Şeyi hatırlıyorum. Old Ironforge'a girmenin yolunu hatırlıyorum. Bir kutunun Hı. üzerindeyken eğer böyle karakterin kontrolünü kaybetmesine sebep olacak bir etkiye girersen, biz onu Ekrem'le birlikte yapmıştık. Ben Mage'imle gelmiştim. O Warlock'uyla gelmişti. Ben onu Polymorph atmıştım. O bana Fear atmıştı. Ironforge'da sadece o kutunun üzerindeyken duel atabiliyorsun bu arada. Normalde duel atmana izin vermiyor orada. Kutunun üzerindeyken duel atıyorsun. İşte Polymorph, Fear, duvarın içine sokuyor seni. Oradan Old Ironforge'a gidiyorsun ve şey böyle 3,5 atmıştık şey diye. GM'ler görürse bizi banlar mı falan diye böyle. Girilmemesi gereken yere girdik ya. Şey vardı ya, öyle hatırlıyorum. Nerede, hangi bölgedendi ya? Hycel'a girenler, dağın belli bir Ben bölgesinden belli gitmiştim. bir açıyla koşturursan oradaki bilmem ne boşluğundan girip böyle Yep. Hycel'a gidiyorsun falan. Hatta şey ağacın dibinde Archimonde'un iskeleti vardı. Benim önünde screenshot'ım var böyle. Bir arkadaşım hatta şey demişti, çok iyi hatırlıyorum. Abi seni GM'lere şikayet etmiştim dediğinde böyle 3,5 atmıştım. Banlanacak mıyım acaba falan diye böyle. Normalde giremiyorsun çünkü hani böyle exploit falan yaparak giriliyor oraya. Island'a GM gidersen Island. burada otomatik şey banlanıyorsun zaten burada. Yani Şöyle ben bir ara hiç bir kaçır yok diye biliyorum ben onun. bunu daha Otomatik önce ban. anlattım mı bilmiyorum da ben bir süre Burning Crusade'in başlarında yanlış hatırlamıyorsam bir private server'da GM'lik yaptım bir süre. GM Island'da bayağı bir takılmıştım o yüzden. Ama o sayılmaz ya. Yani evet. Private server sonuçta. Adayı iyi biliyorum ama. ben bir chat'teki birkaç bir şeye bakacağım, ondan sonra da Hı. konuşmaya devam ederiz. Mesela Şükrü şey demiş. Klasikte bunlar var diye şikayet ediyorsunuz. Okey, peki BFA'dan niye yapacak bir şey kalmadı? Aynı şeyler var diyorsunuz. Anlamadım ki nasıl bir oyun sizi tatmin eder? Ben söyleyeyim. Legion Legion. beni çok tatmin etmişti mesela yani. Aynen. Legion beni tatmin eden bir oyundu. Şu anda gerçekten. Ben zaten Legion biterken hani BFA'nın ilk duyurulduğu andan itibaren hani biraz eksik hissettirdiğini düşünüyordum. Ve hani yayınları takip edenler hatırlar, sürekli şey diyordum hani Legion keşke bitmese. Legion çok güzel, keşke bitmese falan filan diye böyle sürekli söylüyordum. Yani Legion'ın Legion'dan çok dışında mesela memnundum ben. Red of the Lich King mesela hani Mists beni of çok Pandaria. Mists of Pandaria'nın tek eksisi, ki ben çok hani böyle end game raiding yapmadığım için beni çok etkileyen bir şey değildi mesela, ama hani son raid'den sonra ek pakete kadar çok uzun bir süre olması. Evet. O biraz sıkıntıydı. Ama bence Mists de gayet güzeldi. Ha, ama Mists bence çok Legion benim güzeldi. için en tepede yani. Hani Aynen. Legion ayrı bir yerde. Mesela Freyandrin şey demiş. Pet beslemek çok iyiydi. Siz kötü olarak bakıyorsunuz ama tam bir Yo RP'ydi. ben RP kötü olarak demiyorum. evet. Ben bu Ha. arada ben pet beslemeye falan hiç şey yapmadım. Kötü bir şey Sadece demedim. arkadaşlar RP Ben çok olarak seviyordum. baktığın zaman hoş bir şey olabilir ama bunu zorunlu olarak durmadan yapmak bir noktadan sonra bana, ben niye Biraz amatör şey, oynuyorum? bak Gerçi öyle bir gerçek var. ben seviyordum ama bir yandan şöyle bir kötü yanı da vardı. Hani düşün raid'desin, sürekli wipe yiyorsunuz. Petinin mutsuzluğu Petin sürekli mutsuz durumda. Ve verebileceğin yiyecek bitiyor bir yerden sonra. Ve yanlış hatırlamıyorsam çok uzun bir süre mutsuz kalırsa pet kaçıyordu. Ya çok emin değilim bundan ama sanki öyle bir şey vardı diye Ben hatırlıyorum. o kadar hunterlık yapmadım. O yüzden pek bir bilgim yok.
Yanlış hatırlıyorsam düzelt. Bundan %100 emin değilim. Sanırım ama hani mutsuz olunca bir şey oluyordu. Galiba kaçıyordu diye hatırlıyorum. Ve o yüzden hani böyle raid yapmak biraz işkenceye dönüyordu. Bir şey oluyordu. Tam kaçıyor muydu, ne oluyordu hatırlamıyorum ama hani loyalty level vardı, evet. Loyalty level düşüyordu galiba. Kötü bir şey oluyordu çok uzun bir süre Kötü bir beslemezsen. şey. Onu hatırlıyorum. Kötü bir şey alıyor. Loyalty level vardı. Evet. Şu an sen söyleyince hatırladım. Live'da RP serverlarındaki insanlar Vanilla'ya kayabilir diyebilir miyiz diye bir soru. Biz hepimiz RP serverında oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet. RP'cilerin öyle çok fazla aman da Vanilla diye gideceğini ben şahsen düşünmüyorum niyeyse. Bilmiyorum. Belki hani özellikle RP yapmak için gidecek olan olabilir. Ama onun dışında özellikle ay biz işte şey girelim klasikte oynayalım diyecek böyle bir kitle olduğunu düşünmüyorum RP serverlarında. Bilmiyorum. RP'ciler ciddi oyuncu değil ki derken ne demek istiyorsun sen? RP ciddi bir iştir, tamam mı? Sen hiç... RPG'ler standart PvP ya da PvE yapan birçok kişiden çok daha ciddiye alıyor oyunu. Öyle de bir detay var. Evet. Ya hepsinin farklı bir yönelimi var. Şimdi ben hani PvP yapmıyorum diye beni ciddi oyuncu olarak görmeyecek bir kısım da var yani hani düşündüğün zaman. Veya işte PvE yapmayıp sadece PvP yapanları da ciddi oyuncu olarak görmeyecek kısım da var. Aynı şey RP için de şeydi. Neyse. Öyle işte. O zaman Endgame açısından da ciddi diliyorsun da Wrath of Lich King'de gayet böyle bizim Shard'ın server first'lerini falan yapan guild'da oynuyordum ben. yani Bayağı bildiğin şey. Yanlış hatırlamıyorsam Ice Crown'da böyle dünyada değil de Avrupa'da ilk 300 içerisine falan girdiğimizi hatırlıyorum böyle bosslardan bir kısmında. ben hatırlamıyorum biz o zaman neredeydik. Cidden hatırlamıyorum Arada yani. bir şeyde falan çıkıyor böyle Facebook'ta şey var ya hani Memories kısmı. 10 sene önce işte böyle yazmışım böyle Lich King'in üzere falan filan gibi işte bilmem ne boss'unu kestik işte şey server first falan filan diye böyle post atmışım onlar geliyor. Ya klasik serverları coşacak evet çıktığı zaman. Ama onu devam ettirebilecekler mi o Bence biraz soru çok işareti. hızlı sönecek gibi geliyor ama bakalım. Ben de onu Bir kere diyecektim. Hızlı yeni oyuncu tükenecek sanki. yeni oyuncular muhtemelen bir gaz bu ne diye bakmak için girecekler. Sonra şu anki oyunla aralarında bir hani zorluk diyeceğim ama bu zorluk şey değil. Bir şeyleri yapmanın çok uzun sürmesi açısından zorluk diyorum. Bunu görüp böyle çekilecekler. Eski oyuncular da bir nostalji havasıyla gelip ondan sonra ya biz bunların buna nasıl dayanmışız acaba Ya deyip çıkacaklar. Bir grup klasik isteyen kalacak yani. ben çok açık bir şekilde hani istemiyorum, oynamayacağım diyorum. İşte Ece falan şey diyor, aa benle oynarsın artık biraz nostalji yapacağız falan diye böyle beni çekmeye çalışıyor mesela. Dedim Ya Diablo. ben gene açar hani bakarım. Bakarım, bakmam Ki demiyorum. onu da duyuralım, hafta sonu o zaman herhalde. Klasik yayını geliyor arkadaşlar. Evet. Kemerlerinizi bağlayın. Ama ve lakin bununla ilgili bir şey söylememiz lazım. Bence bunun uyarısını şimdiden verelim. Barış sen de gelir misin? Bence gelirsin Barış. Gelirim. Gelirim Gelebilirim. yalnız. Olur Hep diye. beraber işkence çekelim. Evet. Yani Ağlayalım zaten falan. öyle tadı çıkar ki yani hani ben tek başıma asla girmem ama birlikte oynarsak. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Server'da böyle yani oyun klasiğe girip de demoya girip de böyle istediğiniz kadar uzun süre oynayamayacaksınız. Öyle bir şey var. Süreli. Belli bir süre sonra oyun size atıyor ki başkaları da girebilsin diye. Ama hani çok da kısa olacağını zannetmiyorum. Gene bir Umarım 45 dakika, en bir saat azından gibi bir şey olur en azından. bir saat bir şey olsa güzel olur. Ama daha kısası zaten ne ara ne yapacaksın zaten ne Vanilla'dan bahsediyoruz hani bir saatte ne kadar şey yapabilirsin zaten de. Ama hani bir anladığım kadarıyla serverların belli bir kişi limiti var. O yüzden aynı anda böyle herkes her Yüklenirse öyle bir limit evet. aktif olacak. Muhtemelen çok fazla yüklenme olmazsa hiç aktif hale bile getirmeyebilirler. Ya en kötü Yani biz de şey yayını yaparız. Şey
Sonra nasıl olmuş diye konuşuruz. Ha, düştüğümüz sırada, evet. Bizi attığı sırada hani hı-hı, izlenim muhabbet falan yapıp ondan sonra tekrar sıraya girip falan böyle. Sana soru var. Feral mı açacaksın klasikte diye? Şu an gözümde büyüyor. Ya çünkü Feral çok zordu o zamanlar. Ya hiç yapmadığımız bir şeyler açalım. Bize de şey olsun. Yok böyle ya. Gerginlik olsun. Yersiz gerginlik yapalım yani kendimize. Ya Feral... Hepimizin aynı ırk açmamız gerekiyor. Bir de öyle bir gerçek var yani. Aynı evet. Yoksa böyle Wetlands'tan şeye koşmaya çalışırken öldüril, öldüril, öldüril derken. Ay, o bütün yayın birbirimize koşmaya çalışıyoruz değil mi? Kavuşmaya çalışıyoruz. Belki bazı ırkları açtırmaya bilebilir. Hani... Her yer Fire Mage dolarsa ben çok gülerim bu arada ve çok acırım onlara Molten Core'da. Molten Core'da Fire Mage'ler ben atıyorum. İmmun ne demek? Ne demek immun? Damage vuramıyorum diye böyle. Ay. Feral bilmiyorum ya. Ben aslında PvP yapacaksak Feral aç, seve seve açabilirim. Çünkü ben Vanilla Feral PvP'sinden aldığım zevki bir daha WoW PvP'sinden asla alamadım. Şey muazzam bir zevkti. Böyle Clot giyen sınıflara manaları bitiyor böyle. Yere oturup su içmeye başlıyorlar falan böyle. Prol'la gidiyorum bir koyuyorum one shot. Canım nasıl keyifle öldürmüş ki böyle ağzını sular akarak anlatıyor. Çok eğleniyordum. Çok eğleniyordum ya. PvP'de o kadar bir daha hiç eğlenmedim. Okey. O zaman işte klasik yayınımızda olacağı zaman zaten haber veririz. Klasik dışında War'la ilgili şeylere de bir değinelim bence. 8.1'in çıkış tarihi mutlaka açıklanacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Muhtemelen yakın zamanda olur. Hatta BlizzCon'un ertesinde hemen. Şey yapabilirler. Geçen BlizzCon'da da demişlerdi ya, hani şimdi BlizzCon bitiminde şeyler işte mesela hani şu tarihte çıkacak falan tadında söylemişlerdi. Yani bir, gene öyle bir şey beklerim yani. Zaten PTR'da millet çatır çatır görevleri falan da yaptığı için şu anda. Bu arada Friendwill şey demiş. Hunter PvP akar. Survival Hunter efsaneydi o zaman demiş. Hunter'ların bug'ını biliyorum ben. Hunter'ların hiç şansı yok bana karşı. Çünkü şey, kör noktası var Hunter'ların. Yeterince böyle uzaklıkta durduğun zaman ne melee saldırabiliyor sana ne de range saldırabiliyor. Entangling Root atıp tam o noktada durursan eğer sen ona vurabiliyorsun ama o sana vuramıyor. Ama işte bunları muhtemelen düzeltecekler. Zannetmiyorum zira o olayı bayağı Wrath of Lich King'de falan düzelttiler. Ya işte ama yani ne derler ona? Klasikte düzeltirler artık. Herhalde muhtemelen. Bir de hani zannetmiyorum şey... çünkü bir feature'da aslında hani şey nasıl desem Hunter'ın oklarının olması gibi belli bir uzak şey belli bir yakınlığa girdiğin zaman ok atamıyordu. Belli bir uzaklıkta olması gerekiyordu okla saldırmak için. Ona bir ya her şeyi de getirmeyecek dedik. İçin diyorum ben belki hani bu tarz şeyleri belki bence biraz bence daha o gene olur diye tahmin ediyorum ben. Achievement sistemi koyarlar mı acaba? Evet, ben de merak ediyorum. Achievement belki koyabilirler. Onun çok bir olayı yok ki ama yani düşündüğün zaman. Ben bilmiyorum ya istemiyorum. İstemem açıkçası. Niye? Açık ve net bir soru oldu bu. Niye? Klasikse klasikte yoktu achievement diye bir şey. Abi klasik dedi de klasiği aynen alıp koymayacak adamlar yani. Ya tamam. Dediler zaten kendileri. Modernize buna edilmiş. Ha, tamam modern, modernize. Yani achievement koysan olacak ki. Ne, ya ne tamam gibi da achievement sonuçta var. Oynayış şeklini çok ciddi bir şekilde etki ediyor. Ediyor mu acaba? Ediyor tabii. Yani. Achievement peşinde koşuyorsun sonuçta. Tamam. Sonuçta bu da sana klasikte yapacak bir şey veriyor. Adamların o oyuncuları klasikte yani tutmaları lazım. Bilmiyorum. Bence şey koyarlarsa eğer itiraz edecek çok fazla kişi çıkar gibi geliyor bana. Bence çıkmayacak. Bak ben yazıyorum. Sonuçta çıkarsa bir şeyi... Ben olacağını düşünmüyorum bu arada. Bence olmayacak zaten de. Bakalım göreceğiz. Açıkçası ben hayır demem olmasına. Çünkü hakikaten ben... birilerine o klasikte hani evet ilk başta bir patlayacak böyle herkes klasik oynamak isteyecek bilmem ne falan da bir süre sonra o sayı bayağı ciddi şekilde azalacak. İnsanları klasiğe girmeye itecek şeylerden bir tanesi olabilir achievement yani. Bilemiyorum. Bakalım. Göreceğiz. İki güne göreceğiz aslında şaka maka. Aynen. Evet. 8.1 dışında
daha ötesiyle ilgili bir şeyler çıkar mı acaba? Ben açıkçası 8.3 8.3 ile bir belki... tease yapabilirler. Geçen sene Argus'u yapmışlardı ve hani böyle bir geçen sene Argus mu yapmışlardı? Ondan önceki sene yapmışlardı. Ondan önceki sene yapmışlardı Ondan önceki sene galiba. Argus'u tease etmişlerdi ve Hı. hani böyle şok olmuştuk hepimiz. O tarz bir tease yapmak bence şu an işlerine gelir. Zira hani Hı. kimsenin bir heyecanı yok. Şu anda Battle for Azeroth'a karşı hani Abi bir heyecan yapacakları yaratmak. tek... Bir Ha, pardon. Old God çıkartıp oradan Nuzzot falan yapıp böyle bir hype yaratma imkanları varken yapmaları lazım onu bence. Abi yapacakları şey tam onu diyecektim. Çok kolay. Nizot'un gözünü açtığı 3 saniyelik bir şey gösterseler yeterli. Değil mi? Bitti yani bu kadar. Başka hiçbir Yani şey bizim yapmalarına Blizzard'dan gerek yok. beklentimiz sürekli 3 saniyelik teaserlar vermesi sanırım. Diablo 4'e 3 saniyelik teaser Daha versinler. Ona fazlasını 3 saniye. beklemiyoruz adamlardan. Ya muhtemelen gösterecekleri en fazla o tarz bir şey ya da işte bir artwork olur. Zira hani Argus'la ilgili sadece bir artwork göstermişlerdi ve Evet. çılgınca hype'lamıştık ona. Evet. Oha Yeterli Argus'a yani. gidiyoruz Gerçekten lan nasıl yeterli. falan diye. İşte şimdi bir Black Empire gösterirler. Ha. Ona hype'lanırız. Sadece İşte... davullar girse bile yeter. Bak Millet o beni bir nebze aşağılara yükselmeyeceğiz. heyecanlandırabilir bak. Beni bile heyecanlandırabilir şu noktada o. Ya zaten evet ben zaten hani böyle şey WoW'da şeyi seviyorum ben hani hep de söylüyorum bunu. Faction savaşından ziyade daha yüksek bir tehdit olduğu zaman bunları daha çok seviyorum mesela yani. O yüzden öyle bir higher threat modunda bir işte old god'larda şudur budur gösterseler daha benim için bana hitap eden tarafı o aslında. İşte neyse. Ama Battle for Gösteriyorum Azeroth'u şey yapmadılar mı ya? Yeniden Horde Alliance mücadelesi konseptiyle. ya aslında güzel, benim beklediğimden iyi başladı aslında Battle for Azeroth. Hani ben biraz altının boş olacağını düşündüğüm şeyleri biraz daha özellikle şu kısa hikaye novellalarla çok güzel oturtmuşlar falan da şu noktada biraz gene Blizzard'ın Horde fanboyluğu yapmasına dönüyor olay. Benim canımı sıkıyor. İşte. Black Crash'i Battletank muhtemelen alamayacağız bu arada. Zira 1.12 yamasının geleceğini düşünürsek Ankiraj kapılarının açılmış olması lazım. 1.9'da açılıyordu çünkü. Onu belki bekletebilirler. Bekletseler Klasik bir mantıklı event olur. olsun diye. Yani. Zaxxramas'a girmek için de Argentan'la yanlış hatırlamıyorsam Revert ya da Exalted olmak gerekiyordu. Olmazsan hayvan gibi bir para ödemen gerekiyordu. Ödemezsen Naxxramas'a adım bile atamıyordun. Bence hani şey yapacaklar. Klasikte de hani o içeriğin çıkışını hani bir anda böyle klasik hop hepsi çıktı değil de içerik tekrar. Çünkü sonuç olarak dediğim gibi yani insanları bir şekilde bağlamaları lazım oyuna. O yüzden Evet. içeriği de düzenli bir şekilde yani alın size klasik bütün her şeyi koyduk içine oynayıp durun yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Hani içerikleri de zamanla çıkar tek Ya tek tamam zamanla çıkartacaklar diye düşünüyorum. çıkartsınlar. Belli bir noktada sonuçta gene en sonuna ulaşacaklar o zaman ne olacak? Tabii, orası ayrı mesele. İşte bak private serverlarda oynayanların noktadaki şeyi genellikle server'a reset atılır. Sunucu patlar bir şey olur ya da sunucunun işte şey yöneticileri bilerek reset atar. Herkes en baştan kasmaya başlar. Bu sefer hani Blizzard'ın kontrolünde olacağı zaman muhtemelen reset falan olmayacak. Bir noktaya geldiğinde content bitecek. O noktada Burning Crusade'e geçerlerse eğer Tamam diyecektim. Burning Crusade klasik deyip böyle. o zaman ama şey yani gene Burning Crusade'e ilerlemiş oluyorsun ve klasiği oynamak isteyenler Burning Crusade'e geçmek zorunda kalacak falan böyle. Çok saçma sapan bir döngü Fallen bu World of aslında. Warcraft klasik klasik diye. O kadar böylesine klasik görmediniz. O kadar O kadar klasik klasik yani. ki. Ama TV'si gelirse bak o zaman daha rahat oynarım. Vanilla'dan ziyade. Niye bunu söylediysem tanıdık mevzu var ya. Heroic Dungeon yapabilmek için reward olmak gerekiyor. Key almak Ben gerekiyor orada şeyi falan. çok seviyorum ya. En işime yarayan enchantlerin böyle saçma sapan bölgelerdeki saçma sapan bir grup mobdan düşmesi, o enchantlerin düştükten sonra bir de hani materyallerini farmlamak için gece gündüz böyle primal'ı farmlamak.
Çok sevdiğim şeyler bunlar yani. Morez'den Mongoose düşüyordu. Oh, evet. Ve bizim için en iyi enchantoydu böyle. Sabah akşam onu farmlıyorduk o yüzden. Benim bileklik enchantim vardı bir tane. Şey veriyordu. MP5 aman tanrım yani. MP5 diye bir şey vardı. Evet. Healer olarak çok seviyordum ben kendilerini. MP5 enchantim vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bileklikler için. Onun için primal life farmlamam gerekiyordu ve absürt sayıda primal life istiyordu. Ve çok az düşüyordu yani. Nagrant'tan ziyade şeyde yapıyordum ben onu. Zangar Marsh'ın kuzeyindeki bu bog abiler var ya, onlardan çok daha fazla yüzdesi yüksek düşüyordu. Onları farmlıyordum ben. Gece gündüz ama günlerce farmlıyordum falan yeterince primal olsun diye. Çünkü çok pahalı falan. Hani böyle şeyler vardı. Ama TBC deyince yüzüm güldü. Bak niye böyle oldu. Black Temple yapmak için attune olmanız falan. Onun attunement bir de o kadar uzundu ki o Karazan attunement'ına bile millet laf ediyordu. Karazan'ın anahtarını yapmalar falan. Karazan anahtarını mı yapıyordun ya? Şey Fellreaver'ı öldürüp onun içinde dövüyordun anahtarı. Öyle bir şey vardı galiba. O Fellreaver'dan aldığımız intikamlar. Karazan'da üstte Fellreaver'ı basmaları falan. Karazan'da Arkatraz'a falan girip böyle bir kenarda bir odanın köşesinde kalmış bir şey lootluyordun falan onu hatırlıyorum. Öyle işte. Neyse gene klasik. Gene biz eskilere daldık. Niye böyle oldu? Yaşlandık. Başka ne? Çünkü evet. Battle for Azeroth'la ilgili konuşacak çok bir şey yok yani. Değil mi? O yüzden. Ne bekliyoruz? Bilmiyorum yani 8.1 ile ilgili de duyurulacak çoğu şeyi duyurdular artık. Daha ne duyuracaklar BlizzCon'da? WoW kısmı biraz sönük geçebilir o açıdan. Ya da 8.2 ile ilgili falan biraz bir şeyler verecekler. O şekilde hype yaratacaklar. Evet. Yani. Bilmiyorum. Şey hani, murmur falan dendi şu anda. Shadow Labs geldi aklıma. Hay ürperdim. CC benim falan. Aklıma çok alakasız bir şey geldi. Ne? En son yazdığım Warcraft tarihçelerinde Murmur'ı anlatıyordum çünkü. Sonra Warcraft tarihçelerine devam etmem gerektiğini şey yapıp ESO yazısı hazırlıyorum lütfen. lütfen üstüme gelmeyiniz. Ama düşünüyorum şimdi başka ne verebilirler ki WoW'la ilgili ekstradan yani. Yok. Bilemiyorum ya. Yani düşünüyorum hakikaten ne gösterebilirler diye de 8.2 ile ilgili bir şeyler gösterebilirler. Belki şey Crucible of Storms o konuda pek bir bilgi vermediler. Belki onu falan gösterebilirler. İki bosslu raid. Evet. Evet olabilir. Onun dışında ben yayının başında en düşük beklentili BlizzCon denmişti. Evet. Sanırım. Yani ben gerçekten sırf hani bilgim olsun diye izleyeceğim. Mesela şey zamanı öyle değil de hani Legion zamanı BlizzCon'u ben böyle ağzım açık falan izliyordum böyle yani. Şimdi böyle hatta hani haberim olsun. Bu kadar. Yani Diablo üzerine daha çok konuştuk aslında. Evet. Biz genelde şey yapıyoruz böyle BlizzCon izlerken sıkıldığımız zaman muhtemelen eşimle beraber oturup StarCraft turnuvası falan izleyeceğiz yani. Okay. Hani yapacağımız şey bu. Biz zaten diyorum ya StarCraft'la hiç alakam yok ama izlemeyi seven insan olarak böyle. StarCraft'ı izlemesi çok şiir gibi oyun ya. İzlemesi çok keyifli. Ben bir ara işte bayağı bildiğin multiplayer kısmına kafayı bozmuştum ilk çıktığı dönemde. Bayağı bildiğin turnuvalarını falan takip edip böyle bütün maçları falan izliyordum. Kendi oynadığım maçların replaylerini izleyip böyle şey analiz falan yapıyordum. Burada bu hatayı yapmışım, bir daha yapmayayım falan diye böyle. Bu arada bir sorumuz var. Şükrü ikinci defa soruyu bir türlü dönemedim ben ona, kusura bakma. Birçok yayıncı da Blizzard'ın yaptığı hamlelerden memnun değil. Sonradan Blizzard bizi duyuyor falan dediler. Resmi olarak anket bile düzenlendiğini duymuştum. Oyun hakkında görüşleriyle ilgili Blizzard beklediği ilgiyi toplayamadı sanırım BFA'da demiş. Öyle bayağı bir bu arada gerçekten hani şeydeki durum o kadar vahim ki ciddi sayıda streamer ve content içeriği ne demek ya? İçerik üreticisi şeyleri, subscription'larını kapattılar.
Baya baya subscription falan kapattılar. Yani milletçe isyan durumunda şu anda. Ve ya ben burada çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben WoW'un bu kadar sert bir tepkiyle karşılaştığı bir dönem hatırlamıyorum. Evet. WoW bile yapmadı bunu yani. WoW çünkü başta güzeldi, sonda başta bozdu. Evet. BFA'da başta bu kadar problemli olması devamı için de çok ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Yani bayağı ciddi bir tepki. Ben de aynen o şekilde hani WoW'a bu kadar toplu halde bu kadar çabuk tepki verildiğini daha önce hiç görmemiştim yani. Bir şeylerin ters gittiğini anlamışlar bu arada anladığım kadarıyla. Bir anladım şey mı? Sızdı çünkü. Doğru, anket sızdı. Bu oyunu bırakanlara hepsine göndermiyorlar anladığım kadarıyla da oyunu bırakanlara gönderilen. Hatta doğru mu değil mi diye forumlarda sormuşlar. Bayağı bildiğiniz blue post var. Evet anket gönderiyoruz. Hani doğruluğunu kabul ediyoruz falan modunda. Bir de şey söylentileri vardı. 1.7 milyona kadar düştü oyuncu sayısı gibisinden bir söylenti vardı. Yani şöyle bir sıkıntı var. Adamlar şey ben onunla ilgili bir video izledim. Hani tabii ki de anketin içerisindeki sorunların hepsi birebir aynısı olmayabilir. O leak olarak çıkan şeyler anketin benzer bir yanı olabilir. Direkt anketin kendisi de olmayabilir. Hani adamlar okey doğru biz anket gönderiyoruz dediler ama hani şey sorusu var. Oyunu bırakma sebepleriniz ne? Sebebiniz değil. Sebepleriniz ne? Hep hani size uyan hepsini işaretleyin gibi bir şey var. Adamlar bildiğin farkındalar nelerin ters gidiyor. Çünkü bakıyorsun böyle bu böyle %85'ini 90'ını falan işaretliyorsun o sırada böyle yani işte profession sisteminin Profession sistemi çok kötü ya. Ben hani ondan sonra adamlar şey yazmışlar ya ankette. Profession sisteminin yeteri kadar ödüllendirici olmaması. Zaten biliyorsun belli yani bunu ankete koyduysan bunun farkındasındır derim ben. Hani neyini düzeltmiyorsun diyeceğim de baştan bir hakikaten bütün profession'lara el atmaları lazım orası ayrı mesele. Bu işte kaçıncı el atışları? Azerite sisteminin saçma sapan olması. İşte atıyorum armor setlerin kalkmış olması. Oyunda kendini hiçbir şekilde ödüllendirilmiyormuş ve hani böyle her şeyi tekrar yapıyormuş hissiyatı vermesi falan. Abi evet siz bunu ankete koymuşsunuz ve farkındasınız durumun yani bir şey yapın. Ya şöyle modunca bir gerçek var. Battle for Azeroth hakikaten hazır olmadan çıkmış bir ek paket. Bu konuda itirazı olan var mı? Şu an hani böyle izleyen herkese soruyorum bunu. Sessizlik. Krikits krikits diye. İtiraz gelmediğine göre Ekrem'in izlemediğini anlıyoruz burada. Çünkü bayağı bildiğim ve WoW camiasında buna karşı çıkan bir tek Ekrem'i gördüm ben bugüne kadar. Ya bak şu açıdan şöyle bir ben de argüman sunacağım. Bunu zaten muhtemelen hepimiz kabul ediyoruzdur. Hani bölge hikayeleri ve görevleri tamamlanmış bir şekilde çıkartmışlar ama sonra ne yapacaklarını bilememişler. Ben öyle bir izlenim alıyorum yani. Hani katılıyorum. Bölgelerin hikayeleri çok güzel, senaryolar çok güzel, karakterler çok güzel, film kalp. Ondan sonra hani böyle ne derler ona storyline modunda güzel ilerleyip sonrasında ne yapacaklarına karar verememiş ve bırakmışlar. Hani bir arada biz bir şeyler çıkartırız içerik. Hani bunlar da hani eğlensinler o sırada gibi geliyor bana. Zaten hani ek paketin böyle özene bezene anlattıkları iki özelliği de FOSS olduğu için Warfront ve Island Expedition'ları. Yani ben en azından şey yapmayı seviyordum yani. Yani hiçbir şey olmasa bile gireyim o haftalık görevleri yapayım bilmem ne falan. Hani emisreleri geçiyorum. Geçen de biz haftalık görevi şey yaptık. Eşimle birbirimize baktık. Bir salı akşamıydı. Düşün o zamana kadar yapmamışız zaten. Evet. Yarın reset var. Şimdi hiç oyuna girip de 5 tane time walking yapasım yok diyerek. Hissiyatını paylaşıyorum. Ben ESO'ya girdim o film izledi falan. Çok acayip bir durumdu. Hani i̇şte yok biz de mesela Assassin's Creed Odyssey'e girdik muhtemelen Barış'la. Evet. Ya şey sıkıntısı var yani hani ben böyle Legion'da işte raid yapayım diye istiyordum vesaire falan. Hoş Antorus'a adım atmadım orası ayrı bir mesele de. O tamamen guild'la alakalı bir durumdu. Şimdi mesela ben de çağırıyorlar ve giresin yok. Ben de Uldir'e adım atmadım sayılır. Hani
3 tane falan boss kestim ilk hafta. Sonra bir daha adımımı atmadım. Ben bir kere hani şey yedim. Böyle guild'dekiler dürtüyor arada böyle gelmiyormuş falan diye diyorum ha. Hiç gülesim yok. Ben şahsen gerçekten arada bir giriyorum. Bir şeylere bakıyorum. Ve çıkıyorum ve ben hani alt level'lamayı da seven insanım ben... yani böyle bir tane horde karakterim. En yüksek seviyede 3 tane alliance karakteri. En yüksek seviyede ve benim arkadaşlar çok fazla altım var bu arada. Bu benim için çok düşük bir sayı. Benim de 3 tane 120'm var. Şey benim 3 tane 120'm var. Legion'da maksimum seviyedeki karakter sayım 13-14 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çünkü yaptığım şey şu. Giriyorum, level atlıyorum. İşte world questlerden 3-5 parça, world boss'tan 3-5 parça bir şey topluyorum bitiyor benim için. Ne dungeon giresim ben var. Ben haftalardır girmiyorum. Raid finder yapasım bile yok yani. O moddayım. Yok. Neyse BFR gene gömmeden yedirdik duramadık. Yedirdik gene gömmeden. Biz başka ne bekleyebiliriz acaba diye düşünelim bu arada. Başka bir beklentiniz var mı bizim BFR ile ilgili? Ya o mesela şey demişler ya, ya Heritage Armor League yani böyle herkesinki çıkacak. Ben zannetmiyorum herkesinkini çıkarsınlar. Heritage Armor'larda. Ben de zannetmiyorum. Blizzard hani... Belki birkaç tanesini gene söylerler hani böyle belli başlı şey ne bileyim. Bence 2-2 falan şey yapabilirler hani sonraki 2'yi falan belki. Evet. Şey olabilir mesela hani şimdi ne var? Blood Elf'lerle Dwarf'ları çıkartıyorlar değil mi? Hı-hı. Atıyorum. BlizzCon'a saklamış olsunlar diye düşünüyorum bunu. İşte Orklarla Human'larınkini çıkartıyoruz filan tadında. Hani konsepte de uysun diye filan. Öyle bir şey yapabilir. Veya Night Elf Undead yapabilirler mesela yani hani. Onlarınki daha şey yok değil mi? Herhangi bir umuyorum. Şey çıkmamıştı da. Yani. O tarz bir şey olabilir. Bu arada Sultan şey demiş. Atma can ya gözlerin kanamasın boş ver hele LFR falan. Ha bu kadar vurmayın. Voda nazaran o kadar kötü değil. Ama evet kötü zaten demiştim demiş. Bence Warlords of Draenor'dan daha kötü durumda şu anda BFA. Şu açıdan onu işte yanlış anlaşıldığı kısım o. Biz mesela Vought'dan daha kötü dediğimiz zaman insanlar yanlış anlıyorlar ama şu açıdan arkadaşlar başlangıç seviyesindeki bir ek paketin bu kadar çabuk hani çöküşe geçmiş olması. Vought bu kadar çabuk çöküşe geçmedi. Vought sonlara doğru ben, çökmeye başladı. Warlords of Draenor'un başlarında çok büyük keyif alarak oynadım. Hani bug'ları falan vardı işte Garrison bug'ları vardı, ıvırı zıvırı vardı ama BFA başında çöktü. Böyle bir sıkıntı var. Onu nasıl toparlayacaklar onu ben merak ediyorum şahsen. Umarım ki BlizzCon'da böyle güzel bir şeyler. Ya umarım hani şey evet biraz böyle bir şey ben şeye de çok sinir oluyorum. Ion falan sürekli şey diyor ya. İşte böyle iyi bir launch geçirdik falan ve bence iyiydi falan filan diye böyle röportaj veriyor başka yerlere. Okurken böyle şey yapıyorum. Şu o kadar güzeldi ki hani hala beta'yı oynuyoruz falan diye. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Yani hani tamam ben hani Warcraft'ı çok seviyorum şudur budur falan falan da hani WoW'un benim hayatımda oluşturduğu o nasıl diyeyim iyi yan diyeceğim, pozitiflik diyeceğim. Hani benim hayatımdaki etkisi o kadar büyük ki hani böyle hani sadece hikayesini sevmek falan değil. Kocamı WoW'dan buldum daha ne olacak falan diyormuşum böyle. Ama yok hani hakikaten zor zamanlarımda destek olan arkadaşlarımın olduğu bir ortam, kafamı dağıtmak için girdiğim bir ortam, kendimi rahatlattığım bir ortam hani düşündüğün zaman. Hani bu kadar sevdiğim bir şeyin bu kadar çabuk düşüşe geçmiş olması beni acayip üzüyor. Hani öyle böyle değil üzüyor. Hatta Legion'un sonunda falan Can'a demişliğim vardır. WoW keşke hiç bitmese falan diye şimdi WoW'a girmiyorum yani. Öyle bir durum söz konusu. Bakalım ya. Yani umuyor ben hep diyorum yani şey gene bir içimde o bir umut şeyi oluyor yani. Hani BlizzCon'da güzel bir şeyler olsa böyle bir güzel umudum bir en azından umarım. Hype'a sokacak azıcık da olsa heyecan yapacak bir şeyler gösterseler ki ondan Nuzot'un gözünü açarak yapabilirler. Bu çok basit bir şey yani. Çok da bir şey istemiyoruz yani, aslında. Çok bir şey istemiyorum. Nuzot gözünü açsın. Yani basit aslında. Ya Blizz de biliyor
yani oyuncuları ve takipçileri nasıl gaza getireceğini, ya ben niye yapmadıkları kısmındayım daha çok. Neden yani? Bakın bu arada şeyi de söyleyelim. Cuma günü açılış seremonisi ücretsiz olarak izlenebilecek. Hani evet. Virtual ticket'ınız olmasa dahi oturup açılış seremonisini izleyebilirsiniz. Ki izlemenizi tavsiye ederim. Zira bütün büyük duyuruları muhtemelen orada yapacaklar. Ve ondan sonra hani şey, daha diğer virtual ticket'la izlenebilen panellerde detayları verilecek bunların. Evet. Yani hepsi o giriş seremonisini herkes izleyebilir. Hiç seremoninin bitiminin hemen ardından muhtemelen kısa bir yayın yapacağız. Hı hı. Evet. Hani böyle neler duyuruldu hemen bir konuşup muhtemelen ondan sonra bir sonraki panel başladığı zaman yayını kapatıp panellere geçeceğiz. Evet. Ve ondan sonra hafta sonu da işte fırsat buldukça sizlere gelişmeleri, o panellerde anlatılanları vesaire şey yapacağız. Şöyle bir sıkıntı aktaracağız. Olabilir. Onu söyleyeceğim çok kısa. Normalde zannedersem açılış seremonisiyle ilk panel arasında yarım saat vardı, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Doğru muyum? Şey yapalım. Emin değilim. Geçen sene mesela açılış evet. panelini biraz geç başlattılar ve böyle panel şey seremoniyle panel arasında 15 dakika yayın yaptık biz ve kapattık. Evet. Komik olmuştu o baya. Evet ya. Beyefendi duyurdular, arkadaşlar kapatabiliriz falan diye öyle. Ama hani umuyorum ki bu sene öyle bir şey yapmazlar. Rahat rahat yarım saat de olsa yayınımızı yapıp sonra Diablo paneline geçebiliriz. Evet. Yani. Zaten arkadaşlar, ondan sonra hani gene bir sonraki yayın ne zaman olacak gene falan filan onları konuşur şey yaparız. Ona evet. Göre. Evet. Böyle. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Var mı? Biz ikimiz de aynı şeyi söylediğimize göre bizde bir şey yokmuş Can. Warcraft 3 Remastered çıkar mı sizce demiş Şükrü. Zannetmiyorum. Ama bunun sebebi şu anda teknik olarak zaten bir nevi Warcraft 3 Remastered çıkmış olması. Şöyle ki bundan birkaç yıl önce Warcraft 3 motorunu Starcraft 2 motorundan destek alarak daha böyle yüksek çözünürlüklü ve detaylı modellerle bir update etmişlerdi. Geçen sene falan da yanlış hatırlamıyorsam zaten böyle işte güncel sistemlerde düzgün çalışması için, ondan sonra işte böyle widescreen falan destekleyecek şekilde tekrar bir güncellediler. Şu an hala yamalar çıkmaya devam ediyor. Profesyonel Warcraft 3 oyuncularını bir offline etkinliğe toplamışlardı. Ya o şu da an acaba remaster falan mı geliyor diye. Abi şu an teknik olarak zaten remaster gibi bir şey şu anki Warcraft 3. Hani ayrıca bir remaster çıkarmadılar ama oyunu böyle öyle bir update ettiler ki remaster gibi oldu zaten. Remaster gibi oldu, anladım. BlizzCon'u ortaya alın, yanda siz konuşun falan, canlı yayın yaparken canlı yayın yapın giriş kısmını diye bir öneri gelmişti. Galiba onu yapamıyoruz bu arada. Yasak olabilir o. Evet, çünkü ya, zaten ben de tam onu diyecektim ama giriş hatta kısmı hani sanırım yasak. Açık olan kısmında mı yapamıyoruz acaba? Bir saniye. Blizzard'dan gelen maile bakacağım. Blizzard'dan gelen mail. Şey diyormuş böyle, açılış seremonisini streamde yayınlayamazsınız. Zaten bedava koyuyoruz arkadaşım diye böyle de. Hani üzerine böyle evet, bu arada sohbet edeceğimiz bir şeyler olsa. Yok şu an şey maile bakıyorum. BlizzCon'u virtual ticket'la izlerken canlı yayın yapamazsınız ve görüntüleri kaydedip içerik için kullanamazsınız şeklinde bir ibare var. Ne göreceğiz zaten. Zaten yapacağız arkadaşlar. Yani herkes de zaten izleyecek yani açılışları. Ya sonraki paneller. Sonraki panellerde olay. Bu arada Warcraft paneli ne zamandı? Ben bakmadım panel şeyine, biliyor musunuz? Bir saniye, hemen önümde açıp. Ben de o sırada açıyorum bu arada. Diablo ve Overwatch var seremoniden sonra. Ya inanmıyorum. WoW'u en sona mı koymuşlar? Arkadaşım ne yapıyorsunuz? Çok fazla şey yapmamak için beklentiler. Hearthstone, World of Warcraft. Şaka değil bu arada. Evet. WoW'u en sona koymuşlar. Bizim saatimizde 12.30'da bitiyor gece yarısı. Bu Türkiye saatiyle 2.30'da mı kalıyor arkadaşlar? Benim için çok keyifli bir yayın olacak.
Ama yani direkt o şeyde yapmak zorunda değiliz. Evet, Ertesi gün ertesi de gün yaparız. Yani falan o da kadar yaparız. geçe biz de Aynen, yoruluruz o kadar değerlendirme yap. paneli izledikten sonra zaten. Öyle yani arkadaşlar. Budur. Teşekkürler herkese geldikleri için, izlediğiniz için. Takip eden arkadaşlara da teşekkürler. Başka Teşekkür ederim. sorunuz da olursa biz zaten hani Discord'da yapacağız yani hani. O kaçarı olmayacağı için. Oraya da saklayabilirsiniz. Sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Bay bay. İyi geceler. Hoşça kalın.